Hardware Plus'tan herkese selamlar. 337. Cuma raporunda yine Ersin abiyle beraber karşınızdayız. Nasılsın abi? Nasıl geçti hafta? İyi bu hafta hızlı geçti. İşte biraz iyileştim. Evet de sesim biraz olsun düzeldi öyle tahmin ediyorum. Bu akşam sahneli ve tekrar geriye dönebiliriz <laughs> Cuma matinesiyle. Ee, ama hala konuşurken zorlanıyorum onun farkındayım. Dikkat etsin arkadaşlar yani gittiğim her yerde konuştuğum herkese duyduğum kadarıyla Türkiye'nin her yerinde şey devam salgın devam öyle ya da böyle dün devam. Dün geceden itibariyle o meşhur Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası resmen giriş yaptı. Bu hmm. hafta sonu bayağı özellikle Ege ve işte Marmara bölgelerinde soğuyacak sonra devamı gelir. Zaten. Beni hastayım hastalıktan kurtuluyorum birçok insan hasta. Ülkedeki fakirlik oranı her geçen gün artıyor. Üzerine konuşacak çok fazla yeni bir şey yok. Yani şöyle yeni bir şey yok Aydoğan mesela. Ee, Diyarbakır'da öldürülen küçük çocuğun davasında bir rol yol olunamıyor gördüğüm kadarıyla. Hala Navin'in kimin öldürdüğünü tam olarak bilmiyoruz. Bir yeni insan tutuklu, savcılık aşamasında nasıl bir araştırma yapıldıysa ortada şey yok. Suç var ama suçlu yok. Aynen. Ama tutuklular var filan gibi. Herhalde dünya adalet tarihinde eşi ve az görünen görünecek olan, bugüne kadar görülmemiş olan, bundan sonra da az görünecek olan bir örnek var elimizde. İşte bilmiyorum ne olacak o hikaye. Bu arada bölücü örgütün lideri, bebek kaliteli olarak isimlendirilen kişi hala meclise gelsin, konuşsun diye ısrar edenler var mı? Onu da bilmiyorum. Yani ülke gündemiyle çok fazla bir... Yok, şu an daha çok şeylerle e, Alakam yok. E, bu konser muhabbetleriyle beraber. Ha, şeylerden, konserlerden yola çıkarak kaybettikleri belediyeleri... <laughs> şey yapmaya çalışıyorlar değil mi? Ne derler? Kayyum mayyum adı altında tekrar ele geçiyor bir Şimdi en son Beykoz Belediyesi de şey yapıyor. Yeni Türkiye'nin demokrasi anlayışı kayyum yani. yani bunu zaten daha önce konuştuk. Bu arada şöyle bir hikaye var. 10 yıldır takip ettiklerini söyledikleri Esenyurt Belediye Başkanı olan akademisyen profesörle alakalı 10 yılda herhalde gerekli çalışmayı yapmış olmalı ve lazım. O yüzden bu işin bu kadar uzamaması lazım. Yani ortada bir terör örgütüyle ilişki söz konusuysa bunun hemen ortaya çıkartılıp delilleriyle adalet sistemine teslim edilmiş olması lazım. Galiba üçüncü haftası oluyor bu girdiğimiz hafta. İşte şu an yine şeyin kayyumun yani üç hafta tutuklandıktan sonra gözaltına alındıktan sonra gerekli her şeyin hazırlanıp savcılığa teslim edilmesi için yeterli bir süre olmalı. Çünkü öyle diyor ya bakan 10 yıldır takibimizde diyor. Bakın 10 yıllık bakan değil ama 10 yıldır takibindeymiş. Bu adam 10 yıl boyunca o kadar iş yapmış. Benim bu hafta tek bir şey söyleyip hemen Cuma raporuna girmek istiyorum. hatırlarsan geçmiş haftalardaki Cuma raporlarında bu yurttaş bilincinden, vatandaşlık haklarından vesaire filan bahsettik ve dedik ki Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu düzen ne yazık ki vatandaşının mutlu olmasını geleceği umutla bakmasına çok fazla izin vermiyor. Evet. Şimdi Mesela bu hafta ben çok fazla öyle haberlere falan bakamadım ama gördüğüm bir tane haber var Erdoğan. Bir tane genç kardeşimiz yeterlilik bu KPSS'ye giriyor çok iyi bir derece alıyor ama mülakatta elendiği için intihar ediyor. Bu haberlerin sayısı çok artıyor farkında mısın? Biz daha önce de buna benzer bir şeyler konuştuk Cuma raporunda. Ülkedeki umutsuzluğun hangi seviyeye ulaştığını gösteriyor aslında bunlar bize. Yani çocuk, arkadaşımız bir üniversite okumuş. Ee, okuduğu üniversite yabancı üniversite değil, bu ülkenin toprakları üzerinde faaliyet gösteren, yani yeterli görüldüğü için üniversite olma hakkı verilen bir kurum, yöke bağlı, mezun olmuş, doğduğu topraklara geriye dönmüş, sınava girmiş, çok iyi bir puan almış ama mülakatta, Elemişler çocuğu ve demişler ki işte iktidardaki partinin bilmem ne bilen bir şey adayının yeni kardeşi ıvır da burada filan gibi bir şeyle olmuş. Işte, Oxford'da ha? master yapmış oldu bu Söylenmiş filan. Şey için söylüyorum bunu. Bu ülkede yaşayan insanların sadece bu ülkede yaşayan insanların dünyanın üzerinde yaşayan tüm insanların umuda ihtiyacı var Erdoğan. Ee, seçim vaadi değil miydi mevcut Cumhurbaşkanının e, bu mülakatı kaldıracağız. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet. Seçimde Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir vaatte bulundu. Gerçi Sayın Cumhurbaşkanı vaatte bulunduktan sonra hemen ertesi gün galiba bakan kalktı. Yani o günkü bakan İçişleri Bakanı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Yok İçişleri Bakanı değildi galiba ama konuyla ilgili olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakın sorumlu olan bakan da galiba. Bunun mümkün olmayacağı yolunda filan bazı açıklamalar yaptı ama biz dönüp dolaşıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzının içine bakmıyor muyuz her konuda? Yani eğer mülakatı kaldıracağını söylediyse kaldırsın. Yani bu çocukların bu kadar yıl anası ayrı üzülüyor, babası ayrı üzülüyor. Buna yapılan öyle ya üniversiteyi bitirecek kadar bir çocuğu okutuyor olmak ülkenin de yaptığı bir yatırım. Ve umutsuzluk yüzünden bu çocuklar intihar ediyorlar. Umutsuzluk yüzünden gencecik polis memurları intihar ediyor ülkede. Çünkü sen çocuğu almışsın, kütüphanecilik okutmuşsun, felsefe okutmuşsun, sanat tarihi okutmuşsun. Sonra ülkede kütüphane açmadığın için, felsefe yapılacak ortamın olmadığı için, sanat tarihi mezunlarının yapacağı doğru düzgün bir iş olmadığı için uydurduğun bir sınav yöntemiyle polis memuru atmışsın. Ve intihar ediyorlar. İntihar ettikten sonra geride bıraktıkları intihar mektuplarında okuduğun zaman da anlıyorsun ki meslek içindeki muazzam bir mobbingten ağır çalışma şartlarından ve yine dönüp dolaşıp gelecekle alakalı herhangi bir umutlarının kalmaması nedeniyle intihar ediyorlar. Genç insanların bu kadar çok intihar ettiği bir ülkenin geleceği çok parlak olamaz. Bunu şey yapmak lazım, akıldan çıkarmak lazım. Zaten şu an hani hiçbir e, gencin uzun vadeli planların hatta bir kısa vadeli planlarında bile şey yok. Yani Türkiye'de durmak yok. Ya zaten Türkiye'deki hiç kimsenin bir sonraki oyundan başka planı kalmadı artık neredeyse. Yani herkes sabahsa öğleni, öğlense akşamı, akşam saati sabahı düşünüverle geldi. Yani e, ne yazık ki ekonomiyi düzeltmek için vatandaştan o isteyenlerin ekonomiyi bozduğunu fark edemeyen vatandaş ekonomiyi düzeltmeyi tekrar onlardan beklediği için. Böyle ekonomiyle başlayan, adaletle devam eden, bu arada ülkedeki işte eğitim, sağlık, güvenlik bilmem ne filan filan. Her şeye yayılan bir sorunlar yumağının eseri bu işte. Gelecekten umudu kesmek. Hı hı. Yani bu tek başına olan bir şey. Bir çocuk sabah yataktan kalkıyor da ben bugün intihar edeyim demiyor yani. Onun bir yeri başka hikayesi var. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. intihar bireysel bir tercih olarak isimlendirilebilse bile bir toplum için çok tehlikeli bir aksiyon ve bunun nedenlerini gerçekten çok ciddi araştırıp çözmek lazım. Ama bir yandan da biliyoruz ki Türkiye geride bıraktığımız sadece bu 21 yıllık AKP hükümetinde değil. Nereden baksan bir 50 yıllık falan son sürede 50-55 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin son 50-55 yılında hiçbir sorunun temelleriyle alakalı çok ciddi çalışmalar yapılmadığı için bununla ilgili de bir şey yapılmayacak Hı -hı. tabii ki. O, arada işte ülkede böyle yasa dışı bayıs işleri bilmem neler şunlar bunlar falan dönüyor dolaşıyor. Benim açımdan bu haftanın teknoloji gündeminde iki tane önemli iş var. Bunlardan bir tanesi Thomson, Thomson TV'lerin <laughs> Türkiye pazarına resmi olarak gibi. Şimdi biz gibi de bıraktığımız dönemde Thomson'un bazı ürünlerinin sınırlı olarak bazı yerlerde satıldığını zaten Türkiye'de görüyorduk. Ama bu hafta çarşamba günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Çarşamba günü yapılan bir lansmanla ee, şeyde yaptılar. Karaköy'de Pelinsu'da da yaptılar. E, Fransız televizyon üreticisi Thompson resmen Türkiye pazarına girdiğini açıkladı. İkinci olaysa abonesi ol ya da olma. Net GSM tarafında dönen böyle bir kulaktan kulağa oynanan bir durum var. Evet. Kimsenin ne olduğunu tam olarak bilmediği bir durum söz konusu. Ee, benim için teknolojik anlamda ülkenin teknoloji gündemi bu ikisinden ibaret. Birisi iyi bir haber bence. Hı hı. Yeni bir markanın pazara girmesi hep söylüyoruz her zaman rekabeti arttır, iyidir. Öbürü de e, toz bulutunun içinden gerçeğin ne olduğunu göremediğimiz için ne olduğunu anlamayamadığımız. Bir de anlam veremediğimiz. var. E, Türksel kanadından bir şey gelmiyor ama şeyde de Thompson'ın da Güzel yanlarından biri belki birçok insan hani duymamıştır etmemiştir ama 130 yıldır mı ne varlığı varmış. Ben de o kadar uzun olduğunu biliyorum. Eski üretici olduğunu hatırlıyordum. O kadar olduğunu bilmiyordum. Ama tek bir marka içerisinde bütün panelleri görebilmek adına güzel çünkü bakıyoruz klasik LED televizyonlar var. Ee, çok farklı boyutlarda geliyor. Ee, OLED'i de var, QLED'i de var, MiniLED'i de var. Normalde bize bazı markaların işte Mini LED, OLED LED, işte QLED'i genellikle Samsung'da görüyorduk artık LG vesaire de kullanmaya başladı ama bütün yani bulunabilecek şeyleri tek bir çatı altında toplaması güzel ve işte ya normal smart versiyonları var ya da işte Android, Google TV kullanan şeyleri de var hatta Türkiye'de yasal olarak en azından hani bilinen markalardan satılabilecek Xiaomi'nin ardından TV Box, Android TV Box'ı getiren marka da Tamsun olacak. Hem Stick'i hem Box'ı Türkiye'de satışa sunulacak. Stick ve Box olarak toplam 5 çeşit ürünleri var. Bunun daha güzel yanı Tamsun'un şu aydan üretim de Türkiye'de yapılacak. Evet, güzel Zaten başlamışlar, en smart yapıyor üretimi. Bu arada Tamsun'un distribütörü de Avene olacak. Yani Avene dediğimiz şirket, biz geçmişte çok konuştuk burada. Türkiye'nin en büyük teknoloji distribütörlerinden bir tanesi yani Avena Index son 10 yılda 15 yılda filan da işte palazlanan Penta var. Yani hmm. eskiden bu kadar güçlü olmayan sonra işte bu Koyuncu, Kont, Boğaziçi'ye filan gibi eskiye dair distribütörlüğün zayıflamasıyla işte bu her üçü Avena Index, Penta biraz daha güçlendiler. Arena tabii ki büyük bir güç ee, Thompson'da. Ürün gamı çok şey ne derler çeşitli hatta sunumda ben bir fotoğraf çektim hanımefendinin adını unuttum Tamsın'ın Avrupa Pazarlama ekibinden bir hanımefendinin yaptığı sunumdaki parçada tüm ürün gamının göründüğü bir fotoğraf onu da verelim arkadaşlar ve görecekler ki orada o çok sitesinde küçük, de var özellikle. Çok, o o görsel var mı? Evet. O süper, çok güzel. O şey çok küçük inçlerden çok büyük inçlere kadar farklı formatlarda, farklı formatlardan kastım sadece işte Full HD, 4K bilmem hmm. ne filan değil yani QLED, ee, e, Mini LED, OLED, OLED, OLED. bilmem ne filan diye dizilen çok zengin bir şeyi var, kataloğu var. Ee, dediğim gibi Türkiye devleti yapacak ve çok çok önemli. Thompson Türkiye Ülke Müdürü olarak Mehmet Ali Bey ile anlaşmış. Mehmet Ali Bey bizim tanıdığımız, geçmişte yaptığı işlerden bildiğimiz ve sevdiğimiz bir arkadaşımız. Yani hani öyle isimlendireyim. Ama oraya gidinceye kadar kendisinin bu işte görevlendirildiğinden mesela benim şahsen haberim yoktu. Ne yalan söyleyeyim. Ona da hayırlı olsun dileyelim bu Thompson birlikteliği ile alakalı. Ben önümüzdeki hafta biliyorsun burada değilim çoğunlukla yurt dışında olacağım. Ondan sonraki hafta programlarımızı denk düşürebilirsek Mehmet Ali Bey ile bir bir araya gelmek istiyoruz. Onunla da işte bu Thompson macerası nasıl başladı, Thompson'ın Türkiye'deki hedefleri ne olacak vesaire vesaire gibi de bir video çekip kanalda arkadaşlarla şey yapmak, paylaşmak da istiyoruz. Yani ben buradan şunu anlıyorum işte Hardware Plus'ta tanıttığımız genel anlamdaki tüm ürünlerin arasına 2025 yılı ile birlikte bir de Thompson hı hı. girecek diye anlıyorum. Evet e, güzel oluyor. A, arena de. büyük bir güç ama Arena ile ilgili benim şöyle bazı çekincelerim var Aydoğan. Şimdi yazışmalarımda aradım buldum. Ben böyle hani arşivcilik konusunda galiba biraz şeyim titizim. Şimdi 2020 yılında Arena Elefon'un Türkiye'deki dağıtımcılığını üstlenmiş. Hı hı. Biz o zaman Avena'nın kapısını çalmışız ve Avena'dan işte bu pazarlama işlemini ilgilenen ekimin başındaki kişi bize gayet soğuk davranmış. Hardware Plus'a gayet soğuk davranmış. Ee, i̇şte sample ürün istemişiz, ürün gönderemeyeceğini söylemiş mesela. Bir buluşalım konuşalım filan demişiz. Buluşup konuşmaya da gerek olmadığını kapalı, üstü kapalı bir şekilde ifade etmiş. Yıl ne zaman? 2020'nin Haziran ayı. 18 Haziran günü biz böyle karşılıklı e yazışmışız. Sonra evden epey bir zaman geçmiş. Arena bir HTC işine girdi bildiğim kadarıyla. Hadi orada HTC dünyada kapandı diyelim. E, kapanmadı ama cep telefonu tarafında. Kapandı diyelim hiç anmayalım. Yani bunu niye söylüyorum biliyor musun? Arena gibi çok büyük organizasyonların içinde bazen bazı markalar çok şanssız olabilirler. Bazen bazı markalar çok kötü yönetiliyor olabilirler. Ve benim genel anlamda gördüğüm kadarıyla da Avena pazarlama konusunda ne yazık ki dağıtımcılık konusunda çok çok iyi bir markayken pazarlama konusunda sınıfta kalan bir marka. İşte bu örneklerden yani hangi örnektir? Elafondur, HDC'dir ve sonradan yine söyleyeceğim şekilde mesela 2023'ün Ağustos ayında da yani geçen yıl geride bıraktığımız Ağustos ayında da bu sefer Nubia'ya getirmiş Avena. Biz yine Nubia için aksiyon almak istediğimizi söylemişiz. Hadi ve Plus'ı size anlatalım bilmem ne filan demişiz. Yine aynı hanımefendiden geriye dönmüşüz biliyor musun? Yani aynı hanımefendi orada pazarlama yöneticisi bize yine gerek yok, ürün yok, sizinle çalışmayı düşünmüyoruz filan anlamına gelecek mesajlar yazmış. Şimdi ben şeye gittiğim zaman, e, Thompson'ın lansmanına gittiğim zaman aynı hanımefendiyle karşılaştım tekrar. Ve gördüğüm kadarıyla aynı hanımefendinin yine hardware plusla çalışmak falan gibi bir şeyi yok. Ne derler der yok. Yani oraya gittiğimiz zaman gördük ki ee, takipçilerinin ne kadarının gerçek ne kadarının sahte olduğu belli olmayan bir yan adama para vermişler. Lansmana çağırmışlar. Düşünebiliyor musun? Yani bir ürün lansmanına bir product lansmanına para verip insanları çağırmışlar. Sordum ki bu kadar insana, yayıncıya, kendine yayıncı diyen yani insana para veriyorsunuz ya Hardware Plus ile çalışmak niçin aklınıza gelmedi diye sordum. Kime sordum? Bunu ajanslarına sordum. Beni davet eden insana sordum. Siz mi de mi yaptınız bu organizasyonu? Yani organizasyona kastım davet değil. Yani bu insanları çağırma öyle ya. Şimdi biz bir teknoloji yayıncısıyız. Kimse kusura bakmasın bu söyleyeceğimden. Ortada teknoloji segmentinde bir reklam bütçesi varsa... Hardware Plus da kendi payına düşeni o bütçeden almalı. Ürünün markanın ne olduğu bağımsız konuşuyorum burada. E oraya gidip böyle bir gerçek gördüğüm zamanda yani otoboka her şeye vay wow, yeah, o wow, güzel bilmem ne filan diyen teknolojik bilgisi şu kadar olmayan adamla ve çuvalla para verilmiş. oraya çağrılmışlar filan. Ben sabahın 7'sinde evimden kalkıp lansmana yetişeyim diye kendi arabamla gidiyorum bir yandan da çok komik hikayeler. Bu hikayeyi kim dedim? Aynı hanımefendiyi gösterdiler bana. Planlamayı o yaptı dediler. Gittim bu sefer karşısına yani sabah tanışmıştık zaten ilk kez yüz yüze. Ya dedim burada niçin Hardware Plus'ı eklemiyorsunuz? Hmm, bilmem ne filan filan. Şimdi buradaki çanlar bence Thompson için çalıyor. Örnekler ortada. Yani mesela şimdi eee Nubia kötü bir marka mıydı? Yok hayır, dünyada hala işine devam ediyor. Elefon kötü bir marka mıydı? Yok hayır, dünyada hala işine devam ediyor. Bu markaların Türkiye'de olmama nedenlerinin altında bana soracak olursan mutlaka bir pazarlama eksikliği, markanın Türkiye'de iyi yönetilememe nedeni de vardır. Şimdi aynı Avena'nın elinde, aynı pazarlama yöneticisinin kontrolünde Thompson markası var. Ve korkarım ki Thompson'ın akıbeti de benzer olsun. Tabi burada bir üretici firma var. Diğer saydığımız markalarda olmayan bir Türkiye ofis var. Türkiye ofiste dedim ya bizim yakından tanıdığımız ne iş yapacağına gözümüz kapalı kefil olduğumuz bir ülke müdürü var filan filan. Yani e, Thompson'la diğerlerini aynı kefeye koymak çok mümkün değil. Ama pazarlama böyle oturduğun yerde it ite it kuyruğuna şey yapabileceğin ee, ne derler buyurabileceğin bir iş değil pazarlama bir başka bakış açısı gerektiriyor. İşte sen ona sahip değilsen de birileri çıkıyor böyle. Ya orada bu işi yaptığını söyleyen ama bana sorarsan yapamadığı her halinden belli bir hanımefendi var diyor. O yüzden ben Thompson'a Türkiye pazarına girmesini hayırlı olsun demek istiyorum. Bizim ekranlarımız, kanalımız Tüm diğer teknoloji markalarına açık olduğu gibi Thompson'a da sonuna kadar açıktı. Tıpkı geçmişte Elephone'a ve Nubia'ya sonuna kadar açık olduğu, Ama işte anlamsız bir inat yüzünden hiçbir şey yapamadığımızı tırnak içinde hatırlatmak istediğim gibi. Ve biliyorum ki Thompson'ın sonu diğer ikisi kadar talihsiz olmayacak. Niçin? Çünkü bu sefer işte işin içinde daha büyük bir sermaye var. Öyle ya adam Türkiye'de fabrika kurmuş, üretim yapıyor. Bir tane hanımefendinin yanlış kararlarına koca markayı şey yapmak istemeyecek tabii. Yanlış demeyelim de mesela ben burada aslında bir şeylerin hatalı yapıldığından daha çok bir şeylerle yeterince ilgilenilmediğini düşünüyorum. Benim oturduğum yerde hiç kimsenin pazarlama yetisinin iyi, kötü, yeterli, yetersiz olabileceğini konusunda görüş gövüş bildirmem doğru değil aslında. Gerçi bu örnekte oturduğum yerden değil. Üçüncü deneyimim olacak kabataslak. Yani, ama yine de oturduğum yerden diyeyim. burada şeyi görüyorum ben. Motivasyon eksikliği, ilgi eksikliğini görüyorum. Yani insan teknoloji... Şimdi bak şöyle düşünmek istiyorum biliyor musun? Biz indexle biz Penta'yla ya da biz Arena'nın rakibi olabilecek diğer oluşumlarla... Ve hatta Arena'nın iş ortağı olduğunu bildiğimiz, Arena ile çalıştığını bildiğimiz pazar yerlerindeki bazı büyük satıcılarla çok fazla çalışıyoruz. Ama mesela Arena ile bugüne kadar yani Hardware Plus 2013 yılından beri yayın hayatını sürdüren bir yayın. İlk önce dergi, web sitesi, sonra YouTube kanalı yani dergi, web sitesi, YouTube kanalı. Ardından da web sitesi, YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarıyla hayatını sürdürüyor. Ben 2000 yılından beri teknoloji yayıncılığı yapıyorum. Onun öncesinde 1990'larda başlayan bir gazetecilik, dergicilik geçmişim var. Benle ne PC Net'i yaptığım dönemde yani Doğan grubunda çalıştığım ve PC Net'in Türkiye'nin en çok satan teknoloji dergisi olduğu dönemde ne de PC Net'te görevden ayrılıp Hardware Plus'u kurduğum dönemde Arena ile çalışabildiğimi hatırlamıyorum mesela. Söylemeye çalıştığım şey bu. İlgi eksikliği dediğim durum bu. Ve mesela Hanım hanımefendiye orada ayaküstü onu da sordum. Ya dedim Hardware Plus bugün teknoloji yayıncılığı sektöründe Türkiye'nin en bilinen markalarından bir tanesi. Siz Hardware Plus ile çalışmayıp kiminle çalışıyorsunuz peki diye sordum. Öyle yani merak hani bizi tercih etmeyip kimi tercih etmişler. Bir onu anlayayım diyorsun Cevap yok tabii ki yani böyle hikayelerde özellikle öyle kurumsal yapılarda herhangi birisi kendi koltuğunun çok sağlam olduğunu düşünürse ben de o kurumsal yapıda olduğum için daha önce biliyorum. Yani biz bunlara şey derdik. Oturduğu sandalyenin gücü derdik. Mesela işte Doğan grubunda benim sandalyemin gücü çok fazlaydı. Niçin çok fazlaydı? Ben Türkiye'nin en çok satan teknoloji dergisinin yayın yönetmeniydim. Aynı zamanda o grubun da yani Doğan Burda'nın da en çok para kazandı. Ben ilk 5 dergisinden bir tanesinin yayın yönetmeniydim. O yüzden benim böyle masamın, odamın gücü farklı, fazlaydı şey olarak. Tüm kurumsal yapılarda da böyle Herkes böyle kendi beyliklerini, kendi prensliklerini şey yaparlar, kurarlar ve komşu beyliklerden, komşu prensliklerden büyük bir tehdit almadıkları sürece bu işin babadan oğula devam edeceğini zannederler. Bu insanların arasından da çok azı kendi rahat işinden istifa edip sonradan kendi işini kurup bizim yaptığımız gibi ayrılıp Tazminatını alıp vesaire vesaire kendi işini kurup başka bir maceraya atılacak kadar cesurdurlar. Cesur olmayanlar hep böyle bir tutuculuk içinde hareket ederler. Ben Thompson'ın bu kötü şeyde ne derler ortamda filizlenen bir çiçek olmasını arzu ederim. Ve biz benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de televizyon konusunda en çok içi hüküveten YouTube kanalıyız. Biz yani ben çok takip etmiyorum ama sizden aldığım bilgilere göre senden evenden başka insanlardan falan aldığım bilgilere göre Türkiye'deki bu kadar çok televizyon üreticisiyle bu kadar çok televizyon ithalatçısıyla bizden daha çok çalışan bir başka marka, bir başka yayıncı yok diyebiliyorum. O yüzden tam da çalışmak istemiyoruz. Çalışmaktan kastım bak onu da çok net açıklayayım. Çünkü ben böyle bir şeyler söylediğim zaman bazı şirketlerin koridorlarında bak bize şantaj yapıyor, bize bilmem ne yapıyor falan diye konuşmalar oluyor. Sonrasından duyuyorum. Benim çalışmaktan kastım şu arkadaşlar. Bunu her yerde söylüyorum. Burada, burada da daha önce söylemişim de bir kez daha söyleyeyim. Hardware Plus kaliteli olduğuna inandığı ya da majör anlamda büyük bir sorunu olmadığını bildiği Türkiye standartlarındaki sorun ortalamasının üzerinde sorunlar yaratmayan her teknoloji markasıyla çalışmak ister. Hardware Plus'ın çalışmaktan anladığı da şudur. Bize para verin, sizin ürünlerinizin inceleme videosunu çekelim değildi. Diğer YouTube kanalları, diğer teknoloji yayıncıları bunu yapıyorlar Türkiye'de. Bu onların bileceği şeydir. Hardware Plus'ın bakış açısı şudur. Her marka çıkarttığı her cep telefonunu Hardware Plus'a göndersin. Öyle değil mi? Biz bunların incelemelerini yayınlayalım. Ve mümkün olduğu kadar bizim incelemelerimizi para pul hikayesi kavuşturmayın. Yani biz incelemelerimizi özgün bir şekilde yapalım. Sizin ününüzle ilgili, sizin promote etmek istediğiniz herhangi başka bir şey varsa, bir uzun önce dedik ortada bir pazarlama bütçesi varsa, yani sen kalkıp o ürünle ilgili bir televizyon reklamı, gazete reklamı, outdoor, sinema, işte influencer bilmem ne filan filan bir şey yapıyorsan, o zaman o yaptığından Hardware Plus'a da bir pay ayırman lazım. Hardware Plus'ın yayıncılık anlayışı bunu gerektiriyor zaten. Yani sen ürünü gönder ve bana para gönder. Yok mesela öyle bir şey olsa biz dünkü lansmanda bir tane dik içerik ürettik. Onu da üretmeyiz. İşte Thompson'ın Türkiye'ye girdiği haberine web sitesinde yer verdik. Ona da yer vermeyiz. Burada oturup konuşmayız da öyle bir şey olsa. Bizim söylemeye çalıştığımız çok Bu büyük bir sektör. Ve bu büyük sektörde işte sadece... Arena'nın pazarlama sorumlusu oldunuz diye bazı şeyleri ve tek başına karar vermeniz mümkün değil. Verdiğiniz kararların da yanlış olduğunu geçmiş kararlarınızdan ayrıca görüyoruz. Söylemeye çalıştığımız tek şey bu. Tam sana olsun. Zaten Mehmet Hedi Bey ile eğer takvimleri uydurabilir ilgili videoyu çekersek arkadaşlarımız onun sonrasında da gelen ürün trafiğinden filan şey yaparlar. Fiyat tabii ki çok önemli burada. Malın kalitesinden başka. Çünkü şu an hiçbir şey bilmiyoruz. Yani o 5 çeşit stick ve box'larda, TV box'larda da bilmiyoruz. Ayrıca ben lansman sonrası Thompson'ın global marketing menajeri olan Fransız beyefendiyle şöyle bir ayaküstü 2-3 dakika konuşma fırsatı buldum. Orada bir şov alanı yapmışlardı. Bu alandaki her şey Türkiye'de satılabilir. Yeter ki distribütörümüz... Bunların Türkiye'de satılacağına inansın dedi. Yani o alanda neler vardı? E, oyun monitörleri de vardı. E, oyuncu konsollarında kullanılan e, kontrollerler de evet, vardı. Evet, bir tane öyle bir şey de üretmişler. Hı -hı. Kontrollerler de vardı. İşte benim dik beni çekmeyi gerekli bulduğum, henüz piyasaya çıkmamış mobil TV, mobil tablet falan diyeceğimiz tarzda bir değişik ürün de vardı. Çok beğendiğim bir şeffaf televizyonları da vardı 55 inçlik. Ee, önünden arkasını gördüğün kapalıyken iken şeffaf bir TV ile bir de vardı. Ve oradaki yani renk... OLED diyorlardı Lucid OLED diyorlar evet. Oradaki renk e, kakafonisinden çok fazla ayırt etmek mümkün olmasa da bir iki tane OLED'lerinde anladığım kadarıyla A plus panel kullanıyorlar. Hı hı. O da çok çok önemliydi. Evet, o... Hatta A... A++'dı yani. Öyle mi? Okey tamam yani. en kaliteli OLED panelleri kullanıyorlar gördüğüm Hı. kadarıyla yani. Şeye de bayıldım bunu da söyleyeyim. Yani her fiyattaki, her ölçüdeki televizyonlarının kumandalarının alttan aydınlatmalı olmasına da bayıldım. Niçin bayıldım? Biz bu özelliği Samsung, LG falan gibi televizyon üreticilerinde görmek istiyorsak pahalı olan büyük inç televizyonlarından almamız gerekiyor mesela daha uygun seviye olan orta fiyatlı orta segment televizyonlarını aldığın zaman kumanda da o aydınlatmaya şey yapmıyorsun kavuşamıyorsun sahip oluyorsun niçin önemli benim gibi yaşlıysan şey yakını görmekte 50 yaşından sonra zorlandığın için bir gözlük takıyorsan gecenin bir saatinde karanlık oturma da kanal değiştirirken ya cep telefonunun ışığını açıp kumandaya basmakman gerekiyor ya da kumandadaki tuşların yerlerini çok çok iyi ezberlemiş olman evet. gerekiyor bu arada Thompson konusunu kapatmadan önce o paylaştığımız dik içeren yorumlarında da yazdığım gibi bence uzaktan kumanda televizyondan daha büyük bir inovasyon. He. Televizyonu daha çok kullanmamız adına. Yine aynı şeyi söyleyeyim. Bence cep telefonlarının birinci nesillerinde karşılaştığımız telefon rehberi özelliği de cep telefonundan daha büyük bir inovasyon. Çünkü cep telefonu dediğimiz şey daha önce telefon olarak vardı zaten. Ya da işte kumanda olmasa televizyonu bu kadar aktif kullanmayız hayatımızda. Ben kumandanın olmadığı dönemlerde büyüdüğüm için o Türkiye'nin tek kanaldan ikinci kanala geçtiği zaman daha renkli televizyon biliyorken TV 2 açıldığı zaman evde git şu kanalı değiştirin ne kadar büyük bir şey olduğunu ee, zulüm olduğunu <laughs> çok çok iyi bilenler dedim. Keza bu telefonlarımızın içinde de telefon rehberimiz, telefon feristimiz olmasa. Bu kadar kolay kullanmazdık ilk başlarda. Bugün de bence bu telefonlardansa bu telefonların içine Wi-Fi modülünü sokmanın daha büyük bir inovasyon olduğunu düşünüyorum çünkü sanırım konuşmaktan daha çok bağlanmak için kullanıyoruz. Sadece biz değil bütün dünya Doğru. telefonu bağlamak için kullanıyoruz. Artık çünkü o yüzden, o konuşma SMS devri neredeyse bitti. Ne o, diyorsun, onda bitti. bile internet kullanıyoruz. O yüzden. Yani. Thompson Türkiye hayırlı olsun güzel iş yapsınlar, daha çok televizyon getirsinler, daha çok model getirsinler. Biz de onlarını daha çok getirdikleri televizyonları ve daha çok getirdikleri modelleri HVP'de tanıtma imkanı bulalım. Engellenmeyelim. Anlamsız ters cevaplar almayalım. işimizi yapmaya devam edelim. Gönlümden geçen budur. İkinci konu da Net GSM hikayesi. Ee, Anlatılsa bu netjesimik kez Gerçi herkes biliyordu ama At sen bir anlatsana evet. oğlum. Ama şöyle de bir aslında herkes biliyor ama biz dahil tam olarak şeyi bilemiyoruz çünkü şey yok. Ee, ortada bir netlik yok. Nedir durum şimdi? Nasıl başladı? Nasıl başladı? Şöyle ki e, özellikle bu ayın başında Kasım ayı başında. Net GSM'e geçmek isteyen insanlar özellikle bu Kasım başında anladığım kadarıyla yine bir zam dönemi oldu yani fiyatlar yükseldi. E işte taahhütü bitenler, yeni taahhüt yapmak isteyenler ya da tarihi şey olanlar baktılar ki e, şeye e, fiyatlara net GSM daha ucuz. Tamam dediler biz net GSM'e geçelim zaten şey Süper. ortaya çıkmıştı. Türkcell'in altyapısını vesaire kullandı. Şimdi orada Türkcell'in altyapısını nasıl kullandığını da söyle. Nasıl? Ya şöyle aslında bir net evet dördüncü operatör ama sanal operatör olarak da yani, geçiyor. Yani Türkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi bir operatör değil. Evet. Sanal bir operatör. Ama şey gibi de değil. İşte bu zamanında Heh. Türk Telekom'un Türkcell'in çıkardığı Bimsel'dir Galatasaray'ın Fenersel'dir. O bilmem ne selde değil evet. yani. Çünkü anladığım kadarıyla sanal operatörlerin bir farklı farklı kategorizasyonları var. Yani bir tamamıyla hizmeti ona bırakıp sadece bir isimlendirme yaptığın durum var. Bunu genellikle operatörler kendi çıkartıyor zaten. Ya da işte Teknosa ile BİM anlaşıyorlar. Bir de işin şeyi kısmı var. Sen sadece altyapı hizmeti alıyorsun. Şimdi bak biraz önce de altyapı dedin e, lafını kestim. Şimdi altyapı demişken yine lafını keseceğim. Net NetGSM'in tüm altyapı hizmetleri kendi bünyesinde. NetGSM sadece baz istasyonu, baz istasyonu hizmetini aynen öyle. Baz istasyonu yani Türknet'in al... Biraz Başkasının altyapısı üzerinde çalışıyor dersek NetGSM için ya da sanal operatör sistemi için doğru tanımlama yapmış olmayız. NetGSM'in benim bildiğim kadarıyla orada çalışan arkadaşlarımız falan da var bu arada. Kendi yazılımları, kendi sunucuları, kendi database'i, kendi müşteri yönetim sistemi falan zaten onlar olmak zorunda. Yani her Aynen. şirketin olmak zorunda ama e, Kabataslak Telco camiasında ihtiyaç duyduğu her şeyi var. Sadece neyi yok? Kule baz istasyonu, direkleri yok. Yani şey gibi o zaman değil mi? Yani doğru anlat anlatım olur sanırım. Ee, Türknet'in kendi altyapısını verdiği ve vermediği yerler durumlarında sonuçta Türknet'in kendi müşteri hizmetleri var, şeyi var. Yani internet ISS kısmına baktığımızda, servis sağlayıcılara kısmına baktığımızda Türknet'e benzer bir Benzer var. ama çok benzer değil. Şöyle benzer. Türknet'in öyle ya da böyle kendi evet, full altyapısının iyi. olduğu yerler var. Burada yani. kendi altyapısı e, var. Ama baz istasyonu, kurulu baz istasyonu aynen. yok. Yani belki Net NetGSM kendi baz istasyonlarını da kuracaktır. Hı -hı. Bilmiyoruz gelecekte. Belki de kurmuştur. Hani. Belki, belki de, de kurmak için da. kontağı çoktan çalıştırmıştır. Bilmiyoruz. Bak bu bilmiyoruz kısmına dönelim. Çünkü biz aslında NetGSM ile ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bu şeyden, sorundan yola çıkarak bence ortaya o çıkacak zaten Hı -hı. en nihayetinde. Bilmiyoruz. Ama Net NetGSM aynen Turkcell gibi, aynen Türk Telekom gibi, aynen ee, Vodafone gibi kaba taslak dışarıdan baktığınız zaman bir telko, telekom operatörü. Gerçi hı. bu tabirle artık böyle 3G, 3.5G, 4G, 4.5G, 5G ile falan değişiyor artık. GSM diye bir şey kalmadı biliyorsun hı. hayatımızda. Ama hala GSM operatörü demek zorunda kalıyor. Çünkü yenisi uydurulamadı, hı. yenisi isimlendirilemedi. Bir şey operatör aslında bunu şey yapmamak lazım, reddetmemek lazım. Çünkü aldığı lisans da bu zaten. Hı hı. Yani Türkiye'de 3 tane gerçek operatör var. Gerçek operatörden kastım GSM'in sahte olduğunu söylemek değil. Bir tane de sanal operatör hı hı. diyebileceğimiz net GSM. Sanal operatörler dünyanın her yerinde çok yaygın. Evet. Bölgesel olarak ya da sadece bazı veri ilet şeylerini yöntemlerini kurmuş. Işte, Ay Yıldız Almanya'daki. Köyle dünyada sadece Post makinelerine hizmet veren sanal operatörler. Dünyada sadece işte atıyorum Orta Amerika'da çiftçiler kullansın diye <laughs> geliştirilmiş. Yani çiftçiler kullansın diye kastım çiftçi David'in, çiftçi George'u telefonla araması anlamında değil. Orada tarım da akıllı tarım olarak yapıldığı <laughs> için onların kullanması için otonom sistemleri, kullanması için geliştirilen. Da vardır kesin. Muhtemelen emin değilim ama sanırım Japonya'da sadece otonom araçlar için geliştirilen sanal operatörler filan da var. Şimdi NetGSM ne yapmış? Ee, sanal operatör lisansını aldıktan sonra benim anladığım kadarıyla biz Türk halkına nasıl daha ekonomik e, telefon faturaları sunarızdan yola çıkarak kendilerince bir çalışma modeli inşa etmişler değil mi? Bu modelle de Türkcell'le bir anlaşma imzalamışlar anladığım kadarıyla. Niye anladığım kadarıyla diyorum? Türksel tarafından bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yok. O yüzden anladığım kadarıyla. Ama niye niyeyse bu anlaşmayı galiba sadece Türksel ile imzalamışlar. Başka hiçbir operatörle imzalamamışlar. Ve bugüne kadar da kendi müşterilerini, abonelerini, kendi altyapılarını ve Türksel'in baz istasyonlarını kullanarak uygun fiyatlarla abonelik sözleşmesi satmışlar. Yine sosyal medyadaki yorumlardan öğrendiğim kadarıyla da insanlar net cihazın abonesi olmaktan memnunlar. Bir iki ufak sorun olmuş geçmişte. İşte bankacılık sistemindeki SMS'lerin gelip gelmemesi falan. Galiba onları da zaman içinde çözmüşler. Ki hatta kadarıyla. o dönemde e, tam benim ikinci hatta alma hem işte incelemelerde kullanma hem yurt dışında kullanabilmek için aldığım dönemde. NetGSM'i alıp hem denemiş olmak için de ama işte bankacılık sistemleri falan daha oturmayınca o dönem için şey de almamıştım ama günümüzde öyle sorunlar görmediğim için anladığım kadarıyla onlar zaten çözülmüş. niye böyle öyleymiş böyleymiş diye konuşuyor? Biz en başından beri NetGSM tarafında bir muhatap bulup konuşamadığımız, bilgi alamadığımız. Mesela NetGSM'in bir PR şirketi yok. NetGSM'in genel müdürü, sahibi, yöneticisi falan filan kim? En azından bizim sektörde kimse bilmiyor. Bu olaya kadar insanlar net e ulaşma, gereği bile duymamışlar ya duymamışız filan gibi durumlar. Şimdi bu olayda geldiğimiz noktada senin söylediğin Kasım başından itibaren insanlar eşinden dostundan bir yerden net ciyesimi duyuyorlar. Arada bir şey de var hani kendilerini tam dediğine şey ekleyelim. Dördüncü operatör olarak geliyor bülteninden başka herhangi bir bülten. O da ta yıllar duydum. önce. Aynen ilk duyurdukları zaman. Ee, Kasım başından itibaren insanlar eşinden dostundan bir net duyuyorlar, gidiyorlar abone oluyorlar eve geliyorlar kullanamıyorlar noktasında bir sorun var. Normalde yani. e, sorunu anlat bize. Ne diyor sorun? Şöyle bir durum olur. Siz bir hat taşımada falan artık aynı gün içerisinde bile oluyor ama normal standartlarda iki güne kadar bildiğim kadarıyla vakti var. Bu hat taşıma işte operatör değiştirme işlemlerin. İnsanlar özellikle 5 Kasım itibariyle anladığım kadarıyla geçiş yaptılarsa da cık, bakıyorlar ki hat gelmiyor. Hat gelmiyor demek yani telefon çalışmıyor. Aynen. Ha, aynen. Okay. Yok hiçbir veri yok. Ne arama ne şey. Yani bana geçiş herhalde? yaptığımın bilgisi net GSM'den geliyor. Sizin işte atıyorum Türkcell'den, İşlem Türk Telekom'dan, Vodafone'dan geçiş işleminiz başlamıştır diye bana bilgi geliyor. Sonra hat gitti Ama ben mi? bir türlü telefon numaramı kullanamıyorum değil mi? Okey. Bir daha sinyal almıyor. Soruyorum hacı ne oldu? Ben artık çünkü benim muhatabım eski operatörüm değil. Bu arada sormak muhatabım. için de başka birinin telefonunu kullanıyorlar. Çünkü hat çalışmıyor. Hattım çalışmıyor soramıyorum Aynısını, da. Aynısını okay. hatta çok güzel. bir tane bir e, takipçi. Fails olarak başlayalım yazmaya değil mi? Ulaşamıyorsun Net ve Müşteri olarak da ulaşamıyorsun. Sonra müşteri hizmetlerini aradığında belli bir süre sonra anladığım kadarıyla bir otomatik ses kaydı dinletilmeye başlanıyor. İşte şu anda Türk onlar da ilk kaydı. başta benim anladığım kadarıyla sorunun farkında değiller Aynen. Net GSMciler de sorunun farkında değiller. Sonra gelen aramaların yoğunluğundan anlıyorlar ki bir sorun var ve hemen bir açıklama metni kaydedip kol santralına koyuyorlar. Evet. Diyorlar ki, Sen ne için ararsan ara, orada şey diye bir kayıt çıkıyor." İşte hani şu anda ilgili operatörden Türkcell'den kaynaklı şey verilmediği için e böyle bir sorun var. Lütfen BTK'ya işte cimerde diyor muydu emin değilim ama hani şikayet edin. Bize destek olun diye. Yani sanıyorum. operatör kendi hakkını kendisi savunamıyor bu durumda. Abonele ve diyor ki Aynen. benim size hizmet verebilmem için siz yollara dökülün. Öyle mi? Aynen. Onun gibi bir şey demiş. E şey yapsalarmış neydi o e, iPhone'lardaki yüz yüze konuşma programının adı FaceTime. FaceTime yapsalarmış tek tek hadi meydanlara çıkalım şey yapalım diye. E... O zaman da Wi-Fi bulmaları gelişti. <laughs> yani telefonları da yapamadıkları <laughs> için. Okey tamam. Ve o, o günden beri Net GSM sosyal medyada isim vermeden İlgili bizim alt metinlerini okuduğumuz zaman Türksel olduğunu öğrendiğimiz bir operatörü sözleşmeyi aykırı davranmakla suçluyor değil mi? <laughs> en son dün yaptığı Twitter paylaşımında Yine kendisi isim vermiyor. BTK'nın kararından alıntı yaptığı için orada Türksel adı geçiyor. Bir de çok önemli bir şey var. İlk bir iki paylaşımda hiç isim vermezken, sadece ima ederken ondan sonra yaptıkları paylaşımlarda niyeyse Alita Koç'u etiketlemeye başlıyorlar. Alita Koç kim? Türk Türksel'in mevcut CEO'su. Onu etiketlemeye başlıyorlar. Biz de buradan anlıyoruz ki sıradan hiçbir işin ne olduğunu bilmeyen, Telefonunu net GSM'e taşımış ama telefonunu kullanamayan aboneler olarak anlıyoruz ki bu işin Turkcell'le bir şeyi var. Ne derler alakası var. Şimdi konuya ancak bu sürede giriş yapabildik Aynen, ne Bu noktada hemen böyle kalın harflerle büyük büyük puntolarla şunu söyleyelim Eğer Turkcell herhangi bir yasa dışı uygulama yapıyorsa ve bu yasa dışı uygulamanın sonunda bazı Türk vatandaşları, ve bazı aboneler zarar görüyorsa Türksel'in en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Ben burada şeklin ne olduğunu bilmiyorum. Falakaya mı yatırıyorlar, kırbaçlıyorlar mı sırtına, hapise mi atıyorlar, para cezası mı veriyorlar bilmiyorum ama en ağır şekil neyse onun cezalandırılması lazım. Fakat burada unutmayalım. Dronsel, Dronsel diye kendini paralayan Türksel ve depremden sonra yargılanmadılar. Evet. Kaç bin insanın öldüğünü hala bilmediğimiz Şubat depreminden sonra net bilmediğimiz yani resmi rakamları Sen şimdi orada vakam söyleyeceksin. Yok yok. Söyleme. Hala yani bilmediğimiz mi? insanların bazıları göçük altında telefonla kimseye ulaşamıyorum. Telefonum çalışmıyor. Diye SMS'ler WhatsApp mesajları atarak ne yazık ki hayatlarına son verdiler. Ve bunun sorumlusu olan genel müdür Yargılanmadı mesela Türkiye'de. O yüzden en ağır ceza, net GSM konusundaki en ağır ceza ne olacak bilmiyorum. Bir de şunu unutmamak lazım. E, Türksel varlık büyük istisi şu anda varlık fonunda. E, varlık fonu da göbekten e, külliyeye bağlı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na bağlı. O yüzden Türksel'in aslında kabataslak bir şekilde bir e, kamu şirketi olduğunu iddia edebiliriz. En azından ben böyle bir iddiada bulunabilirim. E, fakat burada önemli olan şey şu. BTK Anladığımız kadarıyla Türkselin NetGSM'e bu hizmeti vermesi gerektiğini söylüyor. Karar veriyor. Bir de bundan önce Türksel kalkıyor yine anladığım kadarıyla NetGSM'e verdiği hizmetin zamanı geldiğinde en üst şeyden orandan zamlandırıyor. Böylece NetGSM'in o hani fiyat avantajını da mümkün olduğu kadar kırmaya çalışıyor. NetGSM fiyatlarını yükseltiyor. Ama bizim dışarıdan gördüğümüz kadarıyla net GSM'e olan talep şey olmadığı için azalmadığı için de bu yeni abonelere hizmet vermeme süreci başlıyor. Şimdi bunların tamamı bana söyleyecek olursa net GSM'in çok çirkin, çok yanlış bir şekilde yaptığı, oluşturmaya çalıştığı sosyal medyadan öğrendiğimiz ya da öğrendiğimiz sosyal medyada yazılanlardan böyle olmuştur diye varsayabildiğimiz ve gerçekliği konusunda da ne kadar e, gerçek olduğundan emin olamadığımız noktalar. Şimdi benim burada kafamı karıştıran bazı noktalar var. Türksel niçin herhangi bir açıklama yapmıyor? BTK ya da Ulaştırma Bakanı, bak bakanlığı değil, kurum olarak BTK ya da kişi olarak Ulaştırma Bakanı. Ki, e, şurada şunu şey yapalım, e, ekleyelim mevzuya. Şu anda sonrasında işte bu Netçi csmin açıklamaları devam ederken şöyle bir şey ortaya çıktı. Diyorlar ki e, TürkSel'in hizmet vermemesinin sebebi sözleşmenin bitmesi. Hatta bu sözleşmenin e, bitişiyle alakalı yasal süre olan 3 ay önceden NetGSM'e haber verilmiş. E, onların tarafından ortaya çıkan söylentilerle yine resmi bir açıklama değil. Olay şey diyor. Yani Bir sözleşme işte yeni bir fiyat verdik. E, NetGSM bunu kabul etmedi. Anlaştık. Anlaşamadık. 3 ay önceden de biz size yeni okay. tahsis etmeyeceğimizi bak, açıkladık. TürkSel bolsiye açık bir şirket. Duyurması lazım. Evet. Bakanlık hepimizin bakanlığı. E, dahil olması lazım. Öyle oradaki abone telefonunu taşıdı diyor. Dün atıyorum Türkcell'de, Türk Telekom'da, Vodafone'da alo derken bugün alo diyemiyor. Bak şimdi videonun başında bahsettiğimiz umutsuzluk bunlar da vatandaşın umutsuzluğu. Şimdi düşünsene e, hattını taşıdın diye senin iletişim hakkın elinden alınıyor ve para ödemeye devam ediyorsun. Böyle bir saçma sapan durumda hangi vatandaş mutlu olur? Bak şimdi bakan açıklama yapmıyor. BTK kurum olarak açıklama yapmıyor. Türksel açıklama yapmıyor. Net GSM bir şeyini açıklıyor. Ne açıkladığından... BTK kararına göre diyor bu arada. Ne açıkladığından kimsenin net bir bilgisi yok. Mesela net GSM şunu da söylemiyor. Ben bu işin şöyle şöyle olması gerektiğini düşünüyorum da diyemiyor korkusundan. Ya da belki yine iki dönemde öyle ya şimdi. Tek başına sadece Türksel ile anlaşma yapmış bir hediyeyi yok, backup'ı yok. Turkcell'le davayı bozmak istemiyor filan gibi bir durum var. Burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben geçmişte Türkcell'de çalışan, hala Türkcell'de çalışan filan insanları sordum. Tahmin edebiliyorsun tabii ki. Şimdi ilk önce bizim Kemalettin'e sordum. Kemalettin bulamacıya Niye Kemalettin'e sordum? Kemalettin'in telko tarafında kulağı delikti. Evet. Buradan kimseyi Belki tanıyor musun? Şeydir. Bilmem ne mi? Filan filan diye Kemalettin'e sordum. Kemalettin'e tanımadığını ama net NetGIS'imin yönetim kurulu başkanı LinkedIn'den yazıştığını söyledi. Ben de Kemalettin'e Whatsapp'tan bir metin yazdım. Kemalettin bu metni rica etsem LinkedIn'den beyefendiye misin dedim. Yazdığım metin şuydu yani onun ekran görüntüsünü buluruz benim Whatsapp yazışmalarımdan koyarız buraya. İşte Hardware Plus'tan Ersin ben sosyal medya paylaşımlarınızı şirketinizin takip ediyoruz. Konuyla ilgili sizinle bir röportaj yapmak isteriz müsaitsiniz gibisinden bir metin. Şimdi kelimesi kelimesi ne diyeyim. Kemalettin dedim bu beyefendinin sende cep telefonu var mı ya da hemen gelin yok. Net GSM'den başka bir insanın sende telefonu var mı yok filan. Tabii ben bunu Kemalettin'e sorduğum gibi yüzlerce insana daha sordum. Saat farkı yüzünden yurt dışında sorduğum birisi gecenin bir vakti bana yönetim kurulu başkanı olan beyefendinin cep telefonunu gönderdi. Ve dedi ki Benden almadın dedi. Ondan almadık cep telefonu. Şimdi gecenin o saatinde saat on bir buçuk falan gibi bir saat. Yanlış hatırlamıyorum. Ya da 10.30 hatırlamıyorum tam olarak. Ee, kimse kimseyi aramaz. En azından ben iş için gecenin o saatinde kimseyi aramam. Seni ararım. Çok tanıştığımız bir şirketteki, çok çalıştığımız bir şirketteki bir insanı bir soru numarası ararım. Doğum yaptıysa eşi kendisi kutlamak için ararım. Hastaysa bir şeye ihtiyacınız var mı demek için ararım. Ama durduk gibi böyle ertesi günde yapabileceğim bir arama için gecenin o saatinde aramam. Ancak yayıncıyız hani böyle bir her şey çabuk olsun diye Whatsapp'tan bir şeyler yazdım. Ne yazdım? Onu da çok ne söyleyeyim. Bugün dedim Kemalettin bulamacı aracılığıyla da size bir mesaj gönderdim. Ersin ben hadi ve Plus'tan. Aynen Kemalettin'e yazdığım mesajda olduğu gibi bula 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 müsaitseniz sizinle bir röportaj yapmak isteriz diye yazdım. Beyefendi de cevap vermedi. Hakkıdır. Gecenin o saatinde kimse kimseye cevap vermek zorunda değildi. Ertesi gün mesainin başladığı saatte Beyefendi bana işte Twitter'da NetGIS'imin yaptığı paylaşımların linklerini, kendisinin kişisel olarak LinkedIn'de yaptığı paylaşımların linklerini gönderdi. Ben de dedim ki e, bunları dedim zaten gördüm. Öyle ya yani şimdi ben bir teknoloji yayıncısı olarak onları görmeden beyefendiyle sahip olduğu şirketle niye kontak kurmaya çalışayım zaten? Manyak mıyım ben? Yani hani ya da kendi ödülümü yapmadan bir haber yapmaya yola çıkacak kadar acemi miyim bu işte? Bunları gördüm. Benim niyetim sizinle, benim isteğim sizinle röportaj yapmak. Bu arada eve gelmişken şey yapayım. Ben beyefendinin LinkedIn'de yaptığı paylaşımların tamamını kendisi yazıyorsa kendisinin, kendisi değil bir başkası yazıyor, bir başkasının net GSM hesabının Twitter'da yaptığı paylaşımları da kaleme aldığına eminim. Ve ben bu paylaşımların tamamını hamaset olarak değerlendiriyorum. Bunlar şey böyle ortada senin ağzının üstüne kürekle çat diye vuracak birisi olmadığı zaman senin böyle kendini abartı abartı uydurduğun kahramanlık hikayeleri bence. Bu benim fikrim. Çünkü niye biliyor musun? Düşmanın adını söylemiyorsun, söyleyemiyorsun. Sorunun ne olduğunu söyleyemiyorsun. Talebinin ne olduğunu söyleyemiyorsun. Bir de en komiği para aldığın müşterinden Kalk beni savun Cimer'de, kalk beni savun bilmem nerede falan diye talepte bulunuyorsun. Elpes pes yani, hani el insaf yani. Hani Türkiye'de bunlar da oluyor ne yazık ki. Parayı sen kazanacaksın ama seni senden hata aldığı için alo diyemeyen adam savunacak öyle mi? İş yapış mantığın bak ne kadar güzel. Şöyle bir dükkan bulsam ben de alırım vallahi yani ne sattığım önemsiz. Ee, ne de olsa millet alacak bizim malı diye. Her neyse. Sonra beyefendi bir şeyler falan daha yazdı. Cevap vermedim. Ve hatta o anda sessize aldım Whatsapp'tan. Çünkü zaten benim bir ön yargım var yani. Ortada bir hamaset dolu ama bu ön yargıya rağmen bu kanal kendisine açık. Dertlerini anlatmak istiyorsa, hamaset yapmayacaksa, dertlerini anlatmak istiyorsa buyursun. O videoyu çekelim modundaydım o zaman. Sessize aldığım zamanda. Sonra üzerinden galiba bir, bir gün falan geçti. Bana yine böyle bir yığın şey, e, link gönderdi. Ben tahmin edeceği gibi o linkle o daha göndermeden önce görmüş, okumuş filandım. Beyefendi dedim ben sizi buradan blokluyorum dedim Whatsapp'tan. Yani şimdi o mesajın da ekran görüntüsünü vermeyelim ayıp olmasın. Koca yönetim kurulu başkanı benden daha yaşlıdır büyük bir ihtimalle. Benden daha değerli, benden daha zeki, muhtemelen benden daha zengin de bir insandır kendisi. <laughs> ne halde mi kaldık şuraya bak. Onu da vermeyelim ekran görüntüsü. Ben dedim sizi blokluyorum dedim. Eğer herhangi bir röportaj falan yapmaya niyetiniz varsa önceki mesajlarımda Kemalettin'in size gönderdiği mesajı mail adresim telefon numaram falan her şeyi var. Benimle kontak kurursunuz dedim, blokladım. Yani niye anlatıyorum bu hikayeyi biliyor musun? Ee, Don Kişot'un e, yel Yermenleri'ne karşı savaşı bile daha anlamlı ve daha mantıklı bir savaştı. Hedef belliydi en azından. Ne yapacağı belliydi. Don Kişot'un yanında bir yamağı vardı. Burada yamak olarak aboneler ve işte benim gibi bu işle ilgili bir haber yapmaya çalışan gazeteciler arasındaki çürük yumurtaları seçerek kendi sözlerini geçirebilecekleri insanlardan oluşan bir kamuoyu yaratma çabası görüyorum. Ama buradaki bence en büyük suç büyük olan olduğu için Türksel'de. Türksel'in işin bu aşamaya gelmesini Engellemesi lazım. Şey dedim ya bir yığın Türksel çalışanıyla konuştum diye. şu aldığım bazı bilgiler var. Söyleyeyim. Mesela Murat Erkan. Hangi Murat Erkan? Biraz önce bahsettiğimiz o dronesal hikayesi var. yüzünden binlerce insan öldüğü zaman ifadesi bile alınmayan, yargılanmayan bile Murat Erkan. Bu Net GSM'in operasyonunun başlamasına benim anladığım kadarıyla sonuna kadar engel olmuş mesela. Yeni CEO göreve geldiği zaman bu operasyon daha randımanlı bir şekilde çalışmaya başlamış. Çünkü aslında net GSM'in sahibi olan kişilerin de mevcut hükümetle arası gayet iyi. Yani çok yabancı değiller birbirlerine bir şekilde. Birisi öyle, birisi böyle. Bilmiyorum ne olduğunu. Ancak mesela çok yakın bir zamanda çok üst düzey bir gövden ayrılan bir arkadaşımın arkadaşına ulaşıp şu cevabı aldım. Ya dedi bu hizmet 31 Ekim'e kadar, 30 Ekim'e kadar veriliyorsa, bir kısmı da verilmiyorsa dedi. Çok bariz bir nedeni vardır bunun dedi. Yani bir günden bir güne bir şey mi değişir? Mesela benim aklıma gelen şey dedi. Belki borç ödenmemiştir dedi. Yani net GSM'in ödemesi gereken bir para vardı belki. Hmm. Ve o parayı ödememiştir Türksel. Ödemediği için de sen nasıl elektrik faturanı ödemeyen zaman elektriğin kesiliyorsa onun da dedi. Bu hizmet hakkı kesilmiştir. İki, belki sözleşme bitmiştir dedi ve o Türksel şey ve Türksel bu sözleşme yenilemeyeceğini benim çalıştığım Türksel, benim yönetici olarak içinde bulunduğum Türksel bu sözleşme yenilemeyeceğini sözleşme maddelerinde ne kadar önceden haber vermesi gerekiyorsa o kadar önceden mutlaka haber de vermiştir dedi. Yani Türksel böyle bir şeyi atlayabilecek falan bir şirket değil dedi. Şimdi ben ne net yanındayım ne Türksel'in yeniyim ben. Telefonunu kullanamayan ee, insanların yanındayım. Hı hı. O yüzden bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım. Bu sorunu kim çözecek? Bence bu sorunu Türksel çözer. Net GSM yani teknik olarak BTK'nın çözmesi lazım. Net şu haliyle yani Twitter'dan LinkedIn'den vesaire vesaire insanları bizi savunun filan çağrısında bulunur haliyle hiçbir iş yapamaz benim gördüğüm kadarıyla. Yapacakları maksimum iş zaten Turkcell'e o sözleşmeyi imzalatmak olmuş vakti zamanında. Ee, de bu işi bitirdiyse eğer ve eğer bitirmesi gerçekten legalse o zaman net GSM diyecek ki abonelerini biz size hizmet veremiyoruz. Gidin ne yaparsınız yapın. Ancak unutmamak lazım bir kısım öncesi abone olanlar şu, an şu anda hala ediyor. hizmet almaya devam ediyorlar. Yani hani o Türkcell eski yöneticisi işte borcunu ödememiştir sözleşme bitmiştir filan diyor ya o orada bunu söyledi. Belki de dedi ilk yapılan sözleşmede ben benim zamanımda yapıldı o sözleşme. Ben biliyorum yapıldı ama detaylarına şey değilim dedi. Hakim değilim dedi. Ayrıca detaylarına hakim bile olsam seninle bunları paylaşmam dedi. Bak, çok net konuşuyoruz. Yani zaten beni tanıyanlar bilirler. Ben böyle iş konuşurken hani kimsenin ağzından laf alayım bilmem ne yapayım ondan elmayı duyup gibi de armut diye satayım bilmem ne filan dertli ve olan bir adam değilim. Belki de dedi o sözleşmede dedi belli bir abone sayısı limiti vardı dedi. dedi. Belki de Türkcell'in toplam abonesine göre bir limit vardır dedi. Belki de toplamda Türksel'den oraya kaç tane abone geçeceği ile alakalı bir sınırlayıcı madde vardır dedi. Yani bu şartlardan herhangi birisi tetiklenmiş olabilir. Bilmiyorum ne oldu işte dedi. fiyat artışına falan denk geliyordu. Ama, Ama fiyat dönemez artışını dönemez net GSM kabul etmiş. Bu fiyat artışını kendi fiyatlarını da yansıtmış. Eskiden olduğu kadar şey değil, ucuz değil yani. O yüzden burada böyle bir bilinmezlik zinciri var. Şimdi Türksel kalkacak diyecek ki ben bu hizmeti durdurdum. Durdurma nedenim de şu. Ama mevcut insanların hizmetini durdurmayacağım. Ya da ya durdurulacaksa sözleşmede şu anda hizmet alanların da belli bir süre sonra hizmet alamayacağı gerçeği var. O zaman diyecek ki arkadaşlar kusura bakmayın sizinkini de şu tarihte durduracağım diyecek. Ama Türksel'e bu şeyi bırakmadan ne derler... Ee, fırsatı bırakmadan bence BTK Başkanı bir tarafını Türksel Genel Müdürlüğü bir tarafına işte bu saygı değer benden daha zeki, benden daha zengin ve benden daha saygın olan net GSM Genel Müdürünü sahibini her neyse alıp bir basın açıklaması yapması lazım. Demesi lazım ki şöyle şöyle bir şey olmuştur. İki şirket arasında böyle bir anlaşmazlık olmuştur. Anlaşmazlık kendi aralarında yaptıkları sözleşmenin maddelerine uygundur. Eğer uygun olmadığını düşünen varsa zaten adli merci Bak bu arada şeyde dikkat et. Henüz net GSM herhangi bir adli takibe başladığının filan sinyalini de vermiyor. Yani evet. ima ediyor anladığım kadarıyla. Ama şey demiyor mesela. Biz konuyla ilgili durumu işte Türkiye'de bu tarz konulardan kim muhataptır mahkeme Ticari mahkemeler muhatap. Bilmem kaçıncı işte İstanbul'u, Ankara ve bilmem kaçıncı ticari mahkemesinin ezdinde gerekli adımı attık da demiyor. Evet. Netçi sam yağmur doğasına çıkmış gibi yani. Yağmur yağsa da biz tarladan ekinler yeşerse hasatımızı alsak para kazansak modunda netçi O yüzden BTK başkanının vatandaşı kendi kamusal görevi olarak demesi lazım ki bu birliktelik yasaldır. Bu birlikteliğin şu anda şu hale gelmesi onların kendi teknik aralarında yaptıkları sözleşmeye göre birisi yasada olduğunu öbürü yasal olmadığını iddia ediyor. Bunu Mahkemede çözecekler. Ben de BTK başkanı olarak inisiyatif kullanarak mahkeme sonuçlanana kadar vatandaşın mağdur olmaması için Türksel'den hizmeti vermeye devam etmesi talebinde bulundum. Benim bu talebime uyarla uyumazlar. Öyle böyle ticari bir şirket Türksel evet. kendilerinin bileceği şeydir demesi lazım. Hatta bunu eğer yeni Türkiye'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması gerekiyorsa yani bir tarafına Ali Taha Koçu, bir tarafına bu benden daha saygın, benden daha zeki ve benden daha zengin olan beyefendi oturtması gerekiyorsa o tutsun, o yapsın o zaman. Burada önemli olan şey tek bir vatandaşın bile iletişim hakkının iki şirketin kendi arasında yaptığı kayıkçı kavgası yüzünden zarar görmemesi, engellenmemesi. İş bu kadar basit. Bir Sideware Plus olarak bu tarz sorunların çözülmesinden yanayız çözülmesinden yana tavır alırız. Biz saat ve Plus olarak tek bir Türk vatandaşının bile mağdur olmamasını isteriz. Ben hep diyorum ya tüketici hakimiyeti, ticaret mahkemesi filan gibi yerlere başvuran son kullanıcı derdi ne olursa olsun benim gözümde haklıdır. Ben bilsem ki o sorun markanın sorunu değil o adamın sorunu yani o son kullanıcının sorunu dava süresi boyunca onu desteklerim. Ona şunu söylerim kulağına, ya sen buradan bir şey çıkartamazsın derim. Ama ben o adamın arkasında olurum. Hardware Plus o adamın arkasında olur. Çünkü biz bireysel haklarımızın o ya da bu nedenle eğlenmesine, törpülenmesine yok edilmesine fırsat vermememiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve o bireysel kullanıcı herhangi bir sonuç alamayacak olsa bile o hukuk yolculuğunu yapma hakkına sahiptir. O hukuk yolculuğunu yaparken biz onun yanında bulunuyoruz. Ve sen bunun en iyi şahitlerinden birisisin. Birçok arkadaşımız da bunu çok çok iyi biliyorlar. Herhangi birisi bana mail atıp abi şu ürünle ilgili şöyle şöyle bir sorun yaşıyorum dediğin zaman beni o ürünün markasında tanıdığım birisi varsa o maili doğrudan forward ederim ve derim ki e bu arkadaşın sorununu çözme şansınız var mı? Benim forward ettiğim mesajlardaki sorunlu ve çözen markalardaki insanlara ve karşıda hep sen biliyorsun böyle bir vefa borcum olur benim o insanları diğerlerinden daha çok seviyorum. O markaları ve diğerlerinden daha çok sebebim. Bazen şu olur. Normal şartlar altında bizim bu insanın bu çözüm talebini karşılamamız lazım. Sadece sen rica ediyorsun diye yaptık bilgin olsun derler. Haşa ne güzel. Çok mutlu olurum ben bundan. Çünkü ben isterim ki insanlar para ve satın aldıkları bir ürün, bir hizmet, bir yemek yüzünden şikayetçi, mağdur, hasta olmasınlar. Bunu isterim. Net GSM konusunda da istediğimiz şey bu. Ne yazık ki benim gördüğüm kadarıyla bir taraf kaçak görüşüyor. Ne yazık ki benim gördüğüm tarafıyla bir taraf yani Net GSM tarafı daha doğrusu Net GSM'in yönetim kurulu başkanı olan beyefendi kendi söyleyemeyeceği şeyleri başkalarının söylemesi ya da kendisinin söylemeye cesaret edemediği şeyleri başkalarına söyletmeye falan çalışıyor ki bu bence hiçbir anlaşmazlığın çözümünü falan. bu şeydir işte sevgili karı koca arasında sorun vardır. Birbirleriyle konuşamazlar. O gider onun arkadaşına söyler. Bilmem ne filan filan hikayesi gibi. Saçma sapan işlerdir bunlar. Oturup ya yasal hakkın varsa söke söke alacaksın Türksel'den. Yani Bir hizmet talep ediyorsan fiyatı neyse fiyatını verip alacaksın. Bir haksızlığa uğradıysan sen benim hakkımı yiyorsun deyip kafalarına vura vura hakkını alacaksın. Doğru. Ama bu insanları mağdur eden yöntem ee, de, bizi şey, sonuca götürecek olan, bence bizi sonuca götürecek olan bir yöntem değil. Şey çıkmaması lazım yani. Hmm, eğer işte Türksel'in dediği gibi zaten 31 Ekim itibariyle sözleşme bitiyor. Türksel demiyor bunu. bak yani şu. Şey, Türksel'in Türksel yani, dediğini varsa bak, evet, çok dikkatli konuşmamız şey, lazım. Evet. Tıpkı altyapısı yok demedi diyemeyeceğimiz gibi bunu da söyleyemiyoruz. Yani, Bilgi yok elimizde, veri yok. Hiçbir şey şöyle yok. Şöyle diyelim. 31 Ekim'de sözleşme bitiyor. Bittiyse. Bittiyse e, o zaman zaten ibre direkt şeye döner. NetCSM'e döner. Çünkü okay, işte diyor ya. E yani Net bu hizmeti varsa... vermeye devam edemeyecekse o zaman dönüp diyecek ki arkadaşlar ben yeni abone alamıyorum. O yüzden bir sinyal alamayanlar hizmet şeylerini, sinyallerini benden taşısınlar. Ve hatta mevcut abonelerini bile atıyorum 6 ay sonra 7 ay sonra falan öyle ya sözleşmenin Hı -hı. ne olduğunu Hı -hı. bilmiyoruz. Hı -hı. Bu şimdi bu, şöyle bir şey var Aydoğan. Ben bu işi çok araştırdım bu yapılan sözleşme tamamen ticari bir sözleşme olduğu için Türkser bunu kapa da bildirmemiş. Bildirme gereği de yok. Yani biz şunu bilmiyoruz. Türkcell ile Net GSM nasıl bir sözleşme imzaladılar? Onu da bilmiyoruz mesela. Fesih maddelerini, süresini ve Türkcell'in e muazzam bir zam yaptığını da nereden biliyoruz? Net oluşturduğu algıdan biliyoruz. Bunun bile doğru olup olmadığını bilmiyoruz. O yüzden diyorum ya bu işi çözme görevi bence sektörün büyük abisi olarak Türksel'de O ya da bu nedenle çözemiyorsa hata Türksel'deyse ise filan o zaman abi BTK başkanı yumruğunu masaya vuracak. Ha diyebilirsiniz ki Ersin kim takar BTK başkanını? E, tamam o zaman bakan yardımcısı Ömer Fatih Bey var. Yani mesela şimdi ben mi arayayım Ömer Fatih Bey? Ya bu topa siz niye görmüyorsunuz diye. Ben mi söyleyeyim Ömer Bey'e Fatih Bey'e? E, bakan var. Cumhurbaşkanı ver. Şu an yani biz bu adamları biz bu adamları niye seçtik? Bu ülkenin yönetimine niye getirdik? Yani bu adamlardan kastım BTK başkanıyla Ömer Fatih Bey değil zaten. AKP hükümeti niçin iktidarda? Ülkenin bu gibi sorunlarını bu gibi ve bundan sonra da buna benzer ortaya çıkacak olan anlaşmazlıklarını vatandaşın lehine sonuçlandırmak da hükümetin bir görevi değil mi? Ulaştırma Bakanlığı'nın bir görevi değil mi? BTK'nın bir görevi değil mi? E şimdi ne oluyor? Bu insanlar bu işlerini yapmıyor. Türksel net kendi üzerine düşen görevi yapmıyor diye. Daha dün telefonunu hattını net e taşımış olan adam Gmail'de form dolduracak. Sosyal medyada e, kahramanlık yapacak falan. Niye? Türksel yönetiminin dikkatini çeksin. Ulaştırma Bakanı'nın dikkatini çeksin falan diye. Böyle iş mi olur Allah aşkına ya? O yüzden bir an önce herkes aklını başında toplasın. Biz müşteriyiz. Biz oy vereniz. O harcanan tüm vergilerin kaynağı biziz. Biz olmasak ne net GSM olur, ne Türksel olur, ne diğerleri olur. haklarımız var, paramız var. Değil mi? Nasıl var o paramız? Hayatımızın belli zamanlarını Belli işlerde harcayarak yani bir işverene satarak kazandığımız bir para var. Yani para bizim hayatımızı da takas ettiğimiz bir unsur. Hı hı. O parayı harcarken de hayatımın bir parçasını bir birbiriyle takas etmek zorunda değilim. Ha bir de ben o parayı, durduğu sürece de kendi kendine zaten azalmış. Ben ver. o parayı hayatımı kolaylaştırsın diye kazanıyorum. Ben o parayı hattımı net cihesime e taşıyayım da telefonla konuşamayayım diye kazanmıyorum. Ben o parayı hattımı net cihazıma e taşıyayım da... Türksel net, net, net cihazım arasındaki sorunun çözme noktasında bir katalizör rol oynayayım diye taşımıyorum, kazanmıyorum, harcamıyorum. O yüzden ve ben bu devlete bu vergileri telefonla konuşurken, tuvalete giderken, çalışırken, ekmek alırken bu vergileri beni böyle durumlarda bırakmasın diye ödüyorum. Ben böyle durumlarda kaldığım zaman adil çözümler üretsin diye ödüyorum. O yüzden lütfen herkes üstüne düşünü yapsın. Bu bence en azından şu geçmiş haftalarda konuştuğumuz yeni doğan çetesi işte belki birazdan konuşacağımız sanal bayis bilmem ne filan konuları kadar hı hı. önemli bir konu Türkiye'de. Kimse bunu şey yapmasın, sümen altı etmeye Biliyor çalışmasın. Zaten işte şey de öyle yani artık durum o kadar şey oldu ki şimdi tam söylediğin hikayelerde sosyal medya dediğimiz insanların toplu halde şeylerini e, dile getirecekleri bir ortam olmadığı müddetçe zaten durum açık. Yani GSM'in de bunu istiyor olmasını bir diğer yandan anlıyorum. Çünkü senin de dediğin gibi yani ne bakanlık ne bir şey sosyal medyada ortaya bir şey çıkmadan ses artmadan onunla alakalı bir şey yapmıyor işte yani çok fazla gördük. Şimdi bak vatandaşın şunu bilmesi gerekiyor. Sorun ne? Biliyor mu vatandaş şu anda? Bilmiyor. Çözüm ne? Biliyor mu vatandaş? Bilmiyor. bunu Bunları bilmeden bu olay mantıklı değil. Zaten sorun ortaya e yani çıktıktan net, sonra şimdi vatandaş çözüyor. Ben geçen hafta bir tweet attım biliyorsun. Bu olay ilk başvurduğu zaman. Dedim ki ne yazık ki dedim büyük operatörler bunun Türksel Türk Telekom, Vodafone herhangi bir rakipleri palazlanmaya başladığı zaman onun önünü kesmek için türlü ayak oyunları uydururlar dedim. Ben geçmişte bununla ilgili bir tane de video çektim zaten. Bu kanalda var diye o videonun da linkini paylaştım. Neydi o video? Hatırlıyor musun videoyu? Ya da benim paylaşımımı gördün mü? Yok İnternet yok paylaşımı. Yani. Yok beni de takip etmiyorsun demek ki. Süper. Ee, Türknet 1000 megabit veriyor Değil diye. Anladım. Bir sabah bir uyandık. Türk Telekom'la TürkSel İstanbul'un her yerine biz de 1000 veriyoruz diye donatmışlar. Dedim ki o videoda. Ya arkadaşım dedim. Sen Türkcellsin, sen Türk Telekom'sun. Biriniz Türkiye'nin en büyük Öbürünüz Türkiye'nin en büyük GSM şirketisiniz. Çalışan sayılarınız topladığınız zaman neredeyse Türkiye nüfusunun tamamına birinci halka aileden ulaşıyorsunuz neredeyse. Bu kadar büyük şirketlersiniz. Sizin 1000 megabit internet vermeniz için, fiber vermeniz için TürkNet'in vermesi mi gerekiyordu dedim. Siz bunu ilk önce verseniz ya, TürkNet 1000 megabit fiber veriyor ve bu yüzden TürkNet'in abone sayısı artıyor diye... Sadece onun önünü kesmek için böyle bir hizmet vermeye başlıyorsunuz ve verdiğiniz hizmet daha iyisi değil, daha ucuza değil. Aynı hizmeti veriyorsunuz. Aynısı da değil bu arada. İndirme olarak aynısı. İndirme olarak aynısı. Ve yapmaya çalıştığınız tek şey Türknet'in bu sektörde büyümesinin önüne geçmek. Ayıp dedim o videoda. O yüzden eğer benzer bir hikaye net GSM özelinde yapılıyorsa ayıp. Yapmayın. Bırakın bir kısım vatandaş da bir hizmeti daha ucuza alsın. Yani 100 milyonduk şimdi bu gelenlerle falan beraber 100 milyonu açtık. Bu kadar büyük bir pazarda herkesin yiyeceği ekmek var. Ne diye böyle birbirinizin gözünü övmeye çalışırken vatandaşı mağdur ediyorsunuz sürekli. Ve bunlara verdiğimiz örnekler sadece bizim sektörde olan örnekler. Bunun da bankacılık, sigorta, gıda, bilmem ne, sağlık, hafıza ve 50 bin tane daha sektörü var. Bu kadar yani büyük şirket olmak bütün parayı sen kazanacaksın anlamına gelmiyor arkadaşım. Bırak eğer şeyse bir kısmında netçiyse sen de otur mesela geçmişte Lifestyle diye bir marka çıkarttın. Amacın buydu bunu yapmaktı. E yapsaydın o zaman netçiyse mi şey kalmazdı, e, yer kalmazdı zaten. Galiba, değil mi? ya tutma tutmadı işte. Sen bundan 15 yıl önce de Shubuo diye, neydi Shubuo muydu? Shubuo. diye bir şey çıkartmıştım. Ben o zaman da kalkıp şey dediğim diye, daha fare doğdu dedim diye. O zamanki Türksel'in CEO'su sistem etmişti bana. Etraf 15-20 gün boyunca Shubuo, Shubuo diye reklamlarla doldu taştı. Karşımıza SMS paketleri çıktı. Şu diye SMS paketleri çıktı. O yüzden Türk Telekom yapsın sanal operatör işini, Türksel yapsın, Vodafone yapsın net GSM'den bu kadar şeysiniz ama net GSM'in verdiğinden daha ucuz fiyatları verin kendiniz yaptınız. Öyle ya kendi şeyini satacaksın, <laughs> hizmetini satacaksın yani vatandaş kazansın bir kere de. Yok canım. O yüzden lütfen herkes aklını başına devşirsin, herkes üstüne düşen işi, görevi yapsın. Kimse kimseyi kandırıp kendi tarafında saf tutması için e, ve oynamasın. Doğru valla. Yani umarım bir sonuca varır en azından ya da en azından en kısa sürede şu an bu e, haberleşme özgürlüğünü, haberleşme hakkını şey yapamayan, yani kazanamayan, kullanamayan insanlara bu şey verilsin. Yani hizmet veriliyor olsun. Hangi? ya günümüzdeki de... Türkiye'de bir tane gece atılan imza ile ertesi gün her şey değişebiliyor. Gerekirse gece bir imza atasın densin ki Net GSM'de şu anda sinyal alamayan abonelerin hepsi geçici bir süreliğine otomatik olarak atıyorum. Türk Telekom'a geçirilmiştim 15 gün içinde kendilerine yeni bir GSM şirketi bulsunlar desin. Bazen bu borsa filan gibi alım satım platformlarında kol kesmek diye bir deyim vardı. Yani zarara giden, bütün vücut gideceğine kolu kesat derler. Bazen böyle durumlarda kol kesmek gerekiyor kangiven olmasın diye, daha Tabii. da sıçramasın, daha da genişlemesin diye kol kesmek gerekiyor. Şu gerek an acaba yok. şey yapılabiliyor mu? Yani Net GSM'i acaba şu an abone olabiliyor mu? Ben bunu araştırırken hafta başında hala olunabiliyordu. Açık sorduğum, gibi görünüyor. Sorduğum Sizin sorulardan var. bir tanesi de buydu. Hala o oluyor. Bu arada ee, işin kamu tarafından konuştuğum iki kişinin de konuyla ilgili bir fikri yoktu. Onu da söyleyeyim. Sen buyur, ya devam de, et. Kamuda zaten genel olarak artık şey olduğu için bir diğer yandan biliyorsunuz bu haftada bu bahis yani internet üzerinden oynanan sanal bahis, dijital bahis ne derseniz deyin ama Türkiye'de illegal yasa dışı bahis olan e, yasa Türkiye'de dışı böyle Türkiye, isimleniyor. Çünkü kumar yasa vesaire gibi bir iki platform dışında, milli Piyango kontrolü dışında bu tarz şans oyunlarının ya da bahis sistemlerinin kurulması yasak Türkiye'de ve e, dünyada kumarın yasak olmadığı ülkeler var. Hı hı. Ama dünyanın tüm ülkelerinde kontrol edilemeyen, regüle edilemeyen bahis yasak. Yani bunu şunun için söylüyorum. İşte futbol maçlarında bazı spor müsabakalarında falan reklamlarını gördüğümüz bazı bahis organizasyonları var ya. Onlar kuruldukları ve faaliyet gösterildikleri ülkelerde regüle ediliyorlar, kontrol ediliyorlar. Belli yasalardan güç olarak kuruluyorlar. Ama işte bayis66.com kapandıktan sonra bayis76.com bilmem ne falan diye devam eden organizasyonlar aslında hiçbirisi hiç kimse tarafından gülülülmüyor ve dünyanın her yerinde suç olarak görülüyor evet, bunlar. zaten. Şöyle söyleyeyim. Ortaya çıkan şey de ben Twitter'da binlerce sayfa engelledim yasa dışı bahis olan. Çünkü işte yüzlerce, yüz binlerce abonesi olan işte komik paylaşım yapan, bilmem ne yapan sayfaların birçoğu RT'leyip sonra bir gün sonra kaldırıp falan hani nasıl bir anlaşma yaptılarsa böyle şeyler yapıyorlar. Herkes yasadışı dışı bayisten ne malanıyor Türkiye'de bir şekilde. Bunu zaten görüyorduk. Ben her biri karşıma çıktığında şey yapıyorum. Hani engelliyorum karşıma çıkmasını. ya. Benim zaten kendim de bir herhangi bir şekilde bahise vesaire ilgim olmadığı için oynamasını da bilmem engelleyerek gerçekten benim binlerce bir sayfa engelim oluştu. Eğer belli bir sayfa dikkat çektiğim, yani sürekli o paylaşım yapıyorsa onu engelliyorum ki karşıma çıkmasın. Bu arada ben de oynamayı bilmiyorum biliyorsun. Ben geçenlerde bundan bir iki üç yıl önce falan bir iddia oynamak istedim. Kuponu aldım. Nasıl dolduracağımı anlamadım kuponu. Ee, orada kimseye sormayı da kendi şeyimi yedivemedim gururumu yedivemedim Yani hani şöyle düşündüm böyle kağıda baktım. O bir kalem falan da koymuşlar sağ olsunlar. Baktım işte 48-49 yaşında filandım galiba. Bu yaşa kadar dedim oynamamışsın dedim. Şimdi şunu oynayıp mesela atıyorum. 10 lira oynayacaksın, 10 lira kazanacaksın. O kazanacağın 10 liraya ihtiyacın mı var? Yani hani ne diyor bu dedim kağıdı yemini bıraktım, kalemi yemini bıraktım, döndüm arabaya bindim. Hatta doğuşmada şey diye sordu, ne oynadın mı falan diye sordu. Yanlış dedim. Yok dedim vazgeçtim, oynamadım dedim. Aynı hikayeyi <laughs> eve devam ettim. Şeyde çok fazla <laughs> yaşadım. Yani şimdiye kadar işte iki kere CES için Vegas'a gittiğinde Vegas biliyorsunuz zaten. Hemen. Kumar. Kumar eşittir Vegas'tır dünya üzerinde. ilk kasinoların açıldığı yerdir. Oraya girip her otelin altında zaten bir kasino var. Orası kasino böyle... olan da, Kasino kasinoların üstüne otel Aynen, yapılmış bir yer. Öyle. Yani, yani, Doğru. yanlış tanımlıyorsun. <laughs> O yüzden hani havalimanına indiğinde zaten slot makineleri falan var ve ben gerçekten hiçbirini bilmiyorum. Sadece şeyi biliyorum tabii ki. O jackpot dediğimiz hikayede önceden koldu şimdi tuş var ortada. Ya basıyorsun zaten. ne geliyorsun. Parayı yat tuşu bas. Parayı yat tuşu bas. At bas. Yani ondan da hiçbir şey anlamıyorum. Artık kol yok. Kol Ama çok o, zor. Ama işte bilek çekti. Düğme şey, daha şey Bir insan bir dakikada 10 kere kol çekebiliyorsa 20 kere düğmeye basardan yola çıkarak tabii. insanın cebindeki o parayı daha, daha kolay alsın zaten. diye. Ama gittim hiçbir şey algılayamadım ve yani ya dedim ilk defa hani en azından böyle arkadaşlarım e, o kağıt oyunlarını blackjack'i bilmem neyi oynarken Bari birazcık öğrenseydim de hani Vegas'a gelmişken işte 5-10 dolar bile olsa çünkü orada masalar betlere göre de ayrılıyor. Yani 1 dolara da girebileceğin yer var sırf eğlencesine. 100 dolar, 1000 dolar, milyon dolara da girebileceğin yerler var. Hani en azından şurada 5-10 dolarlık yere girerdim. iki yere işte zar atardım bilmem ne gelmişken onu da yapayım diye. Yok hiç Bu arada kafamda şey yok. Dünya teknoloji sektörünün temelinde fon olarak kumar sektörünün ve porno sektörünün parası vardır. En büyük sektör. Eğer kumar sektörü ve porno sektörü bu kadar çok para döndürmese ve geleceğin teknolojide olduğuna bu kadar inanmasa biz bu kadar hızlı bilgisayarlar, bu kadar hızlı internet işte yapay zeka bilmem ne filan 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 bu işlerin hiçbirisi için para yetiştiremezdik. Çünkü hani en hızlı para harcanan yerlerden biri gerçekten oraya girdiğinde. Çünkü senin kafanda özellikle bir de işin bağımlı tarafı varsa. kumarı mı kastediyorsun? Kumarı. Özellikle kumarda. Çünkü giriyorsun. Hani çoğu insanda şeyi görüyorum. Hani şu kazandım bu kazandım. Özellikle bizim Türkiye'de de en yakın yer Kıbrıs olduğu için. Zaten Kıbrıs'a gitme amacı öyle evet, bir şey. Yüzde doksan insanların o. Gitmişken kumar oynamak. Ben kumar olan bir ülkeye bir şehre bir eve gittiğim zaman ee, rulet oynuyorum. Hani saklamayayım. Çok küçük bir rakamla. Ee, Rulet oynuyorum. Rulet o, o şey dönen Dön, şey değil mi? Kırmızı yani. yeşil falan. İlk önce epey bir süre izliyorum. Masaya bahislerin konması konusundaki oradaki çalışanın croupier'in ne kadar elastik olduğunu anlamaya çalışıyorum. çünkü hani bahisleri ne zaman kapatıyor, topun dönüş hızına göre falan onu anlamaya çalışıyorum. Top dönerken de masanın üzerinde kasanın ne kazanacağını, hangi rengi kazanacağını anlamaya çalışıp kasanın kazanacağı rengi çok küçük oranlarda e, oynuyorum. Yani Genellikle şöyle bir şey var işte atıyorum 50 dolar 100 dolar falan gibi bir parayı o sene söylediğim 1 dolarlık 2 dolarlık masalarda e, sadece gördüğümü o anlık kısa sürede iyi analiz edebiliyor muyum diye kendi kendimi sınamak yani zaten... açısından kumarın da daha doğrusu özellikle bu kasinoların da amacı onu oradaki o şeye uyandırmak olduğu için hani işte kazanabiliyor muyum nasıl Aa, bunda şöyle o zaman şu olur tabii, mu tabii falan filan. o şey zaten şöyle bir şey var dön içeriye girdiğin anda o yemeğe yutmuş oluyorsun zaten yani orada önemli olan içeriye Hı -hı. girmek şey modunda İşte önemli olan bence 50 dolar mı kaybediyorsun 500 bin dolar mı kaybediyorsun ne oldu benim böyle aman kumar oynanmasın kumar bilmem ne yapılmasın filan filan gibi böyle şeylerim de yok. Yani hani dertlerim de yok. Yani, Eğer yani, e, herhangi bir ülkede buna Türkiye'de dahil biliyorsun bir evvela Tansu Çiller zamanında Türkiye'nin bir kumar cenneti haline getirilmesi. Kuşadası taraflarının filan ve böylece işte muazzam bir turistik e, gelirin ülkeye taşınması filan gibi projeler vardı. Bunlar çok çok iyi hesaplanırsa Biliyorsun bizim bir planlama teşkilatımız var, devlet planlama hı hı. teşkilatımız. Bana sorucu olursan Türkiye'nin yetiştirdiği bir dönem en iyi endüstri mühendisleri yani Süveç mühendislerinin görev aldığı bir teşkilattı. Bunun planlamasını çok çok iyi yaparsa ve ortaya işte vergi geliri vatandaşın geliri vesaire vesaire gibi iyi sonuçlar çıkarsa yapılabilir. Genel anlamda inancımsa şudur. O endüstri hiç kimseye fayda sağlamaz. Bir iki tane Baron dışında bir iki tane çok zengin dışında hiç kimseye fayda sağlamayacağı. Nitekim bana soracak olursan şu anki Milli Piyango sistemi de çok benzeridir zaten. Tam zaten. Ona o da sadece devlete fayda sağlıyor. Yasak olan yurt dışında şu an bu bahis operasyonunun detayına birazdan gireceğim. Yasak olan bu oyunlar işte en popüleri galiba Sweet Bonanza mıydı, bilmem ya jackpot dediğimiz aslında o. Belli kümelerin ya da şekillerin Üç tane muz, 5 tane çilek. Yan yana gelmesiyle oluşan sistemi milli piyango da var. Aynısı milli piyango Ama milli piyangodakinin gelir kişi. vaadi o kadar yüksek değil. Yani milli piyangodakinde 5 lira yatırıp 1 milyon, TL diyor. Bir, Şu an şeyde. bir, işte 5 lira yatırıp 1 milyon TL kazanamıyorsun milli piyangoda gibi yani bir maksimum ödül mi? olarak 1 milyon TL'yi gösteriyor. Ya onu bilmiyorum artık da. Neyse. Oynama becerisi gerektirmiyor mi? Sadece düğmeye basarak Aynen. oynuyor. Maymunları Şu da de oynatıyorlar da, biliyorsun. E, çok... Sevinen maymun bir muz fazla alıyor. Çok fazla şey de var Hı. hani. Türkiye'de Hı. gerçekten buna e, ilgi çok fazla artmaya başladı. Niye? Çünkü ekonomi çok daha kötüye gidiyor. Ekonomi kötüye giderken ya... insanların kolay para kazanabilecekleri ve bir iki çünkü bu tarz sistemlerin de şöyle bir şeyi vardır. Sen ilk başta para yatırmaya başlarsın. Sana ufak ufak bazen arada büyük bir kazanç sağlar ki sen buradan para kazanabildiğini anla ve oynamaya devam et. Yani en azından o umitle devam et. Para kazanmasan da senin aklında hep o ümit olur. Şey olmaya başlar. Senin cebinde o sırada harcayabileceğin ya da sigara alabileceğin bir para kalmıştır. Ya hadi sigarayı bir gün içmeyi vereyim. Şunu da oynayayım ki belki oradan bir şey kazandırırım. Üç gün sigara içerim. En azından iki ekmek daha alırım diyerek düşüncesine seni sevk ettiği için bu kazanma hissiyatı. Bu tamamıyla insanların her, hepsinde olan bir hikaye var. Oynamanı istiyor. Ve bunu Türkiye'nin lafını kesiyorum. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisinde çalışan çok yakın bir dostum. Sadece İstanbul özelinde kendi personellerinden seçilmiş olan kişilerle Şöyle bir araştırma yaptıklarını söyledi. Bu 3 ay önce falan konuştuğumuz bir hikaye. Bazı insanlar insan kaynaklarına çağrılıyor. Çok böyle random bir şekilde. Ve bunlar işe arabayla gelmedikleri bilinen ama İstanbul'un farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Hı. departmanlardan ve deniyor ki işe işe neyle geliyorsun? Serviste işe neyle geliyorsun? Atıyorum otobüste, vapurla, metroyla, metrobüste, toplu, toplu taşımayla falan. 10 gün boyunca, 2 hafta boyunca bindiğin ulaşım aracındaki bahis oynadığını varsaydığını insanlara dikkat eder misin telefonlarında diye bir soru soruluyor. Evet. Senden istediğimiz şey bir kadın oynuyor, bir erkek oynuyor, bir genç oynuyor, bir yaşlı oynuyor değil. Kaç kişi görüyorsun oynadığını varsaydın ama Hani bu standart işte ve patlat bilmem ne yap cep telefonu oyunları ile bahis olduğuna sadece emin olan nevi bize söylemeni istiyoruz. E, emin değilsen hiç sayma. Yani yanlış olabilecekse hiç olmasın filan gibi. Ulaştıkları rakam çok muazzam bir rakam Aydoğan. 10 günlük süre içinde. Ve bana söylediği şey şu. İstanbul'da toplu taşıma kullananların %3'ü %4'ü filan gibi bir rakamın sadece toplu taşıma araçları içinde en az bir kere e, sanal bahis oynadığını varsayıyorlar. Vardır. Kesin vardır o kadar. Yani çok Rakamın büyüklüğüne bakar mısın? Yani bu telaffuz edilen milyon liralar, trilyonlar, dolarlar falan belki de az bile hesaplanmış kısmı için. Zaten bu kadar artınca da şeyler ortaya çıkmaya başladı. Bazı ünlülerin üstü kapalı bir şekilde bu işte sosyal medya influencer dediğimiz de olabilir. Zaten listede hani iki tane direkt e, tanınan sanatçılar da var. Biri Serdar Ortaç, biri Mehmet Ali Erbil. Bunların da kendi yayını zaten hani Serdar Ortaç'ın kendi bünye olarak kumar bağımlısı olduğunu kendisi de söylüyor. Ben paramı orada kaybettim diyor. Milyonlarım vardı işte Kıbrıs'ta falan bunu ezdim. Hiç para şeyim yoktur diye kendini de zaten yıllarca açıklamış bir adamdır onun üzerinden reklam yapanlar, Mehmet Ali Erbir üzerinden e, reklam yapılması. Bir de birçok farklı influencer'ın e, ya açık açık e, o oynadığını gösterdiği, oradan bu kadar kazandım falan filan. Biri de zaten son dönemde futbol yorumcusu yapan, şimdi yurt dışına e, gitmiş anladığım kadarıyla. Batuhan Karadeniz'in. Çünkü Polnet'ten futbolcu. çalışan, çalınan verilerle bu e, sanal bahis alakalı veriler değil. Değil, okey tamam. Bu sanal base üzerine de ortaya çıkan bir şey durumu var. Ee, i̇şte birçok liste çıktı. Bazıları işte şey yapıldı. Güvenlik güçleri tarafından ya yani polis tarafından gözaltına alındı. Serdar Taş'la Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi verilmiş karar çıkara kadar anladığım kadarıyla. Diğerleriyle alakalı... Savcılık da itiraz bile. etmiş. Bunun ev hapsi verilmesi doğru karar değil demiş. Yani biz yine şöyle yapıyoruz. Bataklıkta elimizde şel dolaşıp sinek, sivrisinek öldürüyoruz İşte evet. Mehmet Ali Erbil'e Serdar 3-5 tane daha oynayan insanı tutup bir tanıtanlar. Ceza diyor. ya da ama aynı zamanda oynayanlar evet, tanıtanlar falan insanı ee, cezalandırmaya çalışıyoruz. Ama işte bu sektörün içinde bu geçmişte Cuma raporlarında yine bahsettiğimiz bankamatik hesaplarında kiralatanlar, kiralayanlar, akşamları o bankamatikten bu bankamatiğe motorlarla gidip paralar çekip paralar yatıran ve bunların artık büyük bir çoğunluğunun da yasa dışı göçmenlerden oluşan gruplar kuranlar o paranın bir iki bir iki yukarıya doğru çıkışını basamak basamak kontrol edip ee, yasadışı dışı kumaradan Türkiye'de kim ne malanıyor? araştırmak yerine ya da onları ceza kesmek yerine şeyle uğraşıyoruz. Sen Instagram'da paylaşım yaptın, sen TikTok'ta paylaşım Özellikle yaptın. Bir şey, şey kısmı da var. Bir de tartışmalar o dönemde de başlamıştı. Özellikle işte hani eksenin sahibi Acın olduğu bir şu anda Fenerbahçe yöneticisi olduğu için Türkiye'nin ya da işte bizim Avrupa maçlarında şöyle bir olay var. Hani Acın orada kendini düzgün açıkladı. Ona ben okeyim. Diyor ki mesela bir açtın mesela Galatasaray Fenerbahçe'nin Avrupa maçını. Orada zaten bu yasaklı bet şeylerini e, milli maçlarda görüyorsun. Milli zaten. maçlarda da görüyorsun. Orada zaten şey diye açıkladılar. Dediler ki biz diyor hani bunu oradaki yayıncı kuruluş yani işte İs İsviçre'de oynuyorsak İsviçre'de, İzlanda'da oynuyorsak İzlanda satıyor. Şimdi senin rakibinin göğsünde bay ee, bahis sitesinin reklamı varsa o ve bahis sitesi o rakibinin ülkesinde yasalsa o rakibinin sahasında yaptığın maçta adamdan göğüs reklamını kaldırmasını isteyemezsin. Türkiye'ye geldiğini istiyorsan ama Türkiye diye yayınlarken böyle bir şey varsa ya bunu da çözmen lazım. Bir de zaten şey durumu da var işte Galatasaray sır sponsoru olma hikayeleri de var. Bakıyorsun e zaten hani büyük bir camia büyük bir kişi büyük bir yayıncı bak, olduğunda hiç kimse Biz şey bu işlemin demiyor. tanıtımının ağırlıklı olarak yapıldığı sadece bu işte de türlü, türlü türlü yasa dışı işin hırla gittiği TikTok'a Çinli olduğu için herhangi bir yaptığımda bulunamıyoruz ülke olarak. Biz işte şu yakalanan ve yine yasadışı bahisle ilişkilendirilen ama sonradan tutukluluk halleri sonlandırılan insanların e-ticaret sitesi üzerinden aynı insana 10 bin tane sabun satmasını bir gün içinde 10 bin tane krem satmasını ee, sırf o platform Çinli diye sorgulayamıyoruz. Ve o insanları içeriye aldıktan sonra benim gibi düşünen birçok insanın acaba iş ne bile uzanacak ki bu iş şey oldu kesildi önü diye serbest bırakıldığını düşünüyoruz filan. Ama gidiyoruz iki tane TikTok'ta paylaşım yapan üç tane çocuğunun çocuğunun rızkından para yiyip kumar oynayan insanı falan tutukluyoruz. yaptığımız iş şey böyle zaten. Hiçbir işi doğru düzgün yapmak istiyoruz. sence Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer bu ülkede yasa dışı bahis olayını tamamen bitirmek istese kaç zamanda bitirir? Yok, istese çok sürebilir çok, dedi. Çok kısa sürede bitirir yani bir haftaya <laughs> oh, bile. Sana ondan. bir şey söyleyeyim mi? 15 dakikada bitiriliyor Vista Senavi. Para nereden geçiyor? Bankalardan geçiyor. Bankalara bu iş bitecek dediğin anda yok o zaman kesin kurunun yanında o kadar yani onlar işte işte yansım, keser gibi yaptığında de, o de, kadar de, şey de, 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 değil, yurt dışından para girişini kesin zaman yani. zaman içinde de, değiştirirsin modifiye edersin o zaman sistemi. şeyden farksız olur ama işte o zaman TikTok'u kapatalım orada reklam var Instagram'ı kapatalım e zaten işte bak canlı zaman Discord'u Instagram'ı kapatıyordu ama canlı listesi de TikTok'u kapatamıyorlar sorun her konudaki çifte standarttan kaynaklanıyor zaten Aydoğan ya her şeyi hukuka uygun yapacaksın ya da hiçbir şeyi hukuk uygun yapmayacaksın. Yani bazı şeyleri böyle, bazı şeyleri böyle yaptığın zaman işte Türkiye'de yasadışı bahisten evet, süzülüyorsun. Kendi çevresine ne kadar etkiliyor? Türkiye'de evinde otururken banka hesabından kredi çekilen emekli insanlardan bahsediyorsun. Türkiye'de cep telefonunu öbür operatöre taşıdığı için zaten... telefonla konuşamayan insanlardan bahsediyorsun. Şöyle bir örnek vereyim zaten abi hani hep belli başta bu işte yasa dışı durumlarda Türkiye'nin durumunda bahsediyoruz ya. Şu anda TikTok'a, Instagram'a, YouTube Shorts'a yani genellikle dikey içerik o telefonla çekilebilecek kolay içeriklere gidip karşına bir motorcu özellikle böyle arabası biraz daha modifiyeli ya da e, kondisyon olarak yani seviye olarak biraz daha üst işte CCC yüksek vesaire bir araç sahibi ise kesinlikle Hız sınırını aştığı bir videosu var. Hatta geçen <laughs> Ay, yine karşıma güzel. çıktı. Bir tane motosikletle altında R1 mi yani 1000 cc'lik gerçekten hızlı bir motosiklet var. Basmasın mı yani? 300 kilometre çıkmış. Şeyi gösteriyor bu arada. Kasksız bir şekilde kullandığında yüzünün ne olduğunu gösteriyor. Önüne bir tane de 360 derece kamera koymuş. Kendine çevirtilmiş ekranda. Tamam. Bak bununla ve her şeyi yasal yap dediğin zaman ilk yapacakları şey ne oluyor biliyor musun? Giderler Kenan Sofuoğlu'nu tutuklarlar küçük çocuğunu motive bindiriyor diye. He tabii. İşin bir de çocuk zaten pist içerisinde yapıyor. Bizde zaten yarışmacı hazırlayamazsın o çocuk gerçekten. ayrı bir mevzu. Ama işin şey kısmı var. Şimdi benim asıl durum bunları diye şey yapıyorlar, yapmıyorlar değil, ceza vermiyorlar durumu değil. İnsanlar artık işte bu sen e, hukuk sistemini, adalet sistemini o kadar çöker Bana bir ki, şey olmaz. Bana bir şey olmaz da değil. Büyük ihtimalle o adam onun yanlış olduğunun bile artık farkında değil. Gitti çünkü ne eğitimde küçükken şeyde. Çünkü ya, şu an 5 yaşındaki bir çocuk oturup televizyon açtığında Müge Anlı'da bilmem ne olanları görüyor. İşte çizgi film dışındaki izlediği her şeyde bir sorundan bir şeyden ben görüyor. küçükken Türkiye'de araba olarak Anadolu'lar vardı <laughs> ve Ford Tanus'lar vardı. Bir de işte Renault'un sonradan da, da Toros olarak isimlendirilen modelleri vardı. Ve bunların hiçbirisi böyle hızlı giden otomobiller değildi. Ağırlıklı olarak bunlar vardı. Ben 72 doğumluyum. Yani insanlar tahmin etsinler. Daha ilkokula falan gitmiyorum. Aha. Ve aramızda çocuk arkadaşlarımızda şöyle şeyler olurdu. muhabbetli olurdu. Atıyorum yeni bir araba gel. Mesela Ferrari Türkiye'ye gel, gel, gelir mi? Türkiye'de Ferrari var mı? Filan gibi böyle. O o kadar hızlı gider mi Türkiye'de? E, tamam. Yasal olmasa o kadar hızla gidemez evvelde filan gibi çocuk aklıyla tüme ve varırdık. Yani o 250 yapabiliyorsa o zaman yasaldır evvelde Yoksa Ferrari şoförüne polis sakın 250 yapma ha der mi filan diye yani şeyi öngöremiyorduk. Orada 90 yazıyorsa şu 90'ın üzerine çıkmayacak. <laughs> Çünkü orada 90 yazıyorsa Amerika'da 90'ın üzerine çıkmıyor. Türkiye'de de o zaman çıkmaması lazım filan gibi şeyleri öngöremiyorduk. O yüzden ülke artık yasalara ve uyanların mağdur olduğu vatandaşlık görevlerini yapanların yani ne diyor vergisini zamanında ödeyenlerin filan hakkının yendiği bir hale dönüyor. Ve ne yazık ki bu yasa dışı Bayis'te başta olmak üzere bazı yasa dışı işler öyle bir ekonomiye bölünüyor ki ve o ekonomi o kadar fazla insanı besleve geliyor ki bak işte ne deniyor ailesinden uzakta yaşayan üniversite öğrencilerinin %15'inin hesaplarını kivalattığı falan söyleniyor. Şimdi aile bu çocukları röpere gönderemediği için bu çocuklar bu işi yapıyorlar. Yani. Bu iş zaptıraptı altına alındığı zaman bu çocukların da tutuklanması gerekiyor. Çok büyük operasyonlar bunlar. Biz geçmişte şunu duymadık mı? Ee, Alman şirket Türkiye'deki ortağıyla e, trafikteki bu HGS denilen kameraların izlenmesi hikayesinde protokolü imzaladıktan sonra bu işten çıktığı zaman İçişleri Bakanlığı'nın bununla ve sel çünkü adamların geliri kaynağı kesilen cezanın 10 binde bilmem kaçı falan gibi bir şey var. Diyorlar ki bizim taktığımız kameraların tespit ettiği ceza sayısı 10, sizin kestiğiniz ceza sayısı 2. 8 taneyi bizden kaçırıyor musunuz? Emniyetle cevap veriyor bununla ve biz sel ihlalini cezalandıramayız diye. Çünkü o zaman toplumda muazzam bir Rahatsızlık oluşur filan gibi. Şimdi, bu çünkü bakıcı, o eğitim de yok işte. E, çünkü o ceza kuralı ihlal edenler oy da veriyor aynı zamanda. Bak hep aynı örneği veriyorum. Ee, AKP'li gençler can filmi konusunda, Karadenizli gençler can filmi konusunda divettiler ve Süleyman Soylu gibi adım attı zamanında. Niye? Çünkü o AKP'li gençlerin aileleri şunlar bunlar filan. AK Parti için çok önemli bir şeydiler bence. Ee, oy potansiyeliydiler. Ve Süleyman Soylu durduk yere güvenlik nedeniyle işte can filmlerinin kullanamayacağı falan gibi bir şey söyledi. Bilmiyorum. Ya yasanın uygulanmasını söyledi ama yasanın uygulanması kontrol edilmediği için yasa dışı uygulamalar çoktu bilmiyorum. Ya da yasanın uygulanma baremini biraz yukarıya şey yaptı. Doblo, kedi filan gibi yeme ticari otomobilleri alan genç Karadeniz'de ve hepsi sosyal medyada Reis Kurtar bizi bu dertten bilmem ne filan diye paylaşımlar yaptılar. Ve o can filmi hikayesi konuşulduğu gibi hayatımızdan çıktı gitti. Bir benzeri de nerede oldu? Köprü geçişlerinde ödenmeyen paralardan doğan borçların faizlerinin affedilmesi konusunda oldu. Yine AKP tabanı bastırdı. Biz dedi köprüden geçtik, paramızı ödemedik. Şimdi bu faizle, bu cezalı ve hayatla ödeyemeyiz. Oldu. Yani normlar hem anlamda çiğneniyor zaten ülkede. şimdi şey de çıktı. Onu da hatta <laughs> Polinet'e de bağlamış olalım. Son dönemde birçok insan şey diye paylaşıyor. İşte ben İstanbul'da yaşıyorum, Aydın'da yaşıyorum, İzmir'de yaşıyorum, Trabzon'da yaşıyorum, Van'da yaşıyorum. Ama örneğin Aydın'da olan birinin Bitlis'te Cezası. Trafik cezası, trafik geliyor. Kendi plakasına yazmış. Ya diyor ki hatta fotoğraf bile var. Evet. Hani ben hayatımda örnek veriyorum Ankara'nın ilerisine geçmemişim. Bitlis'ten nasıl yazarım? Ceza yazarım yerim diye soruyor. İyi çünkü adam gidiyor plakayı bastırıyor aynı şekilde. Basıyor, geziyor, kimseni çeviriyor, ne bir şey yapıyor. Ceza yazıldığında onun kontrol sistemi falan filan diyor. İşte bak tıpkı emeklinin maaşında, işte emeklinin banka hesabından kredi çekilmesi olayı gibi bu emekli yatağında uyuyorken ona gitse şubeyi o krediyi vermeyecek olan banka sanal başvuruyla o krediyi veriyor ve dolandırılıyor bu insanlar. Biz devam edelim Cuma Şimdi bu Polinet hikayesi de yine Haskaloğlu'nun ortaya attığı bir şu an için iddia formunda. Çünkü biliyorsunuz bu son dönemde işte yurt Ne oluyor dışında... Polinet'te onu söyleyebilirim. Polinet nedir ilk oradan başlayalım. Polinet aslında en temel tabirle bu özellikle polisiye filmlerinde yani yerli yabancı fark etmez. Polislerin bir ekranda işte TC'yi yazdığında bulduğu kayıt geçmişi, bilmem Bak bakalım ne şu Arslan Akman kimmiş? Onun bağlantıları falan filan bir ceza kaydı var mı ama sadece ceza kaydı değil. Ee, içerisinde bulunan işte sahip olduğu haklar, kimse de baksınlar bir ya. Ya. kimmiş gibi bir sistem. Bu ya yani polisin aslında bir ağ sistemi, polisin bütün aradığı kişilerle alakalı ya da normal bir şeyde de. Yasal fişleme kaynağı Sadece yani. Da değil. Anladığım kadarıyla bu şey yapılırken de sen bir işte toplu taşımaya bineceğin zaman özellikle metrobüs duraklarında kimlik kontrolü vesaire yapıldığında baktıkları sistem de Polinet sistemi diye biliyorum. Ya o zaten herkesin şeyine başına gelen bir durum. Bununla alakalı hackerların polnet verilerini de aldık ve satışa sunacağız diye İbrahim'e de haber verdikleri... Yani bugüne kadar E-Devlet'teki veriler alınmıştı. Bazı elektronik ticaret siteleri, bazı kamu kurumları, bilmem ne filan 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 filan. Daha geçen hafta üniversitelerin bazılarının öğrenci database'leri, şunlar bunlar filan çalınmıştı. En son noktada da polisin elindeki bilgiler Hı -hı. çalındı öyle mi? Polisin sistemi de Polinet'i de hackledik tamam. diyorlar ki İbrahim'in girip kendince kontrol ettiğinde teyit için baktığı durumda sene başında aldığı telefon numarası ortaokulda aldığı ilk numarasına kadar her şey çıkıyormuş e, o sistemde 3 gün öncesine kadar yani İbrahim bu paylaşımı ne zaman yaptıysa ondan 3 gün öncesine kadar e, üç gün öncesinde bile numara aldıysan o bile İbrahim Ekirli kendisine söyledikleri bir şeyin doğru olduğunu Kendi test edip o, e, gördüğünü söylüyor ha. değil mi? <laughs> okay, tamam. Bugüne kadar bu çalıntıların içmesi yalan çıkmadı ki zaten. Yani biz şimdi herhangi bir çalıntıyı doğrulamakla uğraşmalı mıyız bilmiyorum yani. Ne çalındı dendiyse hepsi çalınmış çıktı zaten, zaten bir şey, merak ediyorum mesela. ilk bu İbrahim'in paylaşımını gördüğümde İlk bir böyle hiç şey yapmadım. Sallamadım. Niye sallamadım? Zaten hani Polinet'te eksik şimdiye kadar işte E-Devlet'ten bilmem nereden işte yemek firmalarından şimdiye kadar bütün sızıntıları topladığında Polinet'te ekstra ne çıkabilir diye düşündüm. Çok bir şey yok dedim ama sonra Polinet'in emniyet genel müdürlüğü. Başında emniyet olan bir kuruma bağlı onun e, altyapı sistemi diyebileceğimiz bir sistem olduğunu fark edince tamam dedim yani yine. Sadece o bir dikkati dikkatimi çekti. Yani emniyet sistemi. E-Devlet zaten Türkiye Gov.tr'ydi. Şeyin altyapısı. Emniyet de çıkardıysa tam zaten ne kalacak geriye ya dedim böyle geçtim. Yine söyleyelim bu tarz veri çalıntılarının hepsi size vatandaşa bir şekilde mağduriyet olarak dönüyor. Mesela işte günümüzde bu hep söylediğimiz bu yayında da 3-5 gibi adını andığımız şu emekli adına Yapılan bankacılık işlemlerinin tamamı bu çalınan veriler kullanılarak yapılıyor. Allah bile daha bilmediğimiz neler neler daha çıkacak gelecekte. Çünkü bir insan sizinle ilgili ne kadar çok veriye sahip olursa o kadar çok sizinle ilgili dolandırıcılık yapma ihtimali var. Mesela duydun mu bilmiyorum. Ben lise arkadaşlarımın olduğu grupta öğrendim bunu. Sana senin annenin babanın sesiyle telefonlar gelmeye başlamış. Evet. Yani yapay zeka ile bu hikayeyi yani mesela düşün sana Gülfem telefon açıyor ve diyor ki Aydoğan hesabındaki 10 lirayı acil ailesine gönder benim rehin aldılar diyor. Atıyorum Hı -hı. evi bastılar bilmem ne falan diyor. Ve sen gerçekten Telefonum kapandı bilmem ne. Ve mi? sen gerçekten Gülfem'le konuştuğunu zannediyorsun. Yani eşin, kız arkadaşın, annen, babanın sesini telefonda ayırt edemiyorsun bile. Çünkü bu adamlar e, senin kimin çocuğu, kimin eşi, kimin kardeşi, kimin sevgilisi olduğunu biliyor. Onun ses örneklerine sahipler. Aranızda neler konuştuğunuz konusunda, birbirinize nasıl hitap ettiğiniz konusunda belli bilgilere sahipler. Ve senin bir anlık paniğe sokup finansal anlamda bir iş yapmanı sağlayabilecek İşin, kadar şeyler, şey cesurlar. Artık bir fotoğraftan bile hareketli görüntü oluşturabildiği ve hareketli görüntü de artık değiştirilebildiği için yapılan mesela işte bir influencer'ın vesaire örneğin benim videomu, sesimi kullanıyorlar ki baktığında işte 2000 küsür video olunca onları tek tek indirip şey yapsa zaten benim sesimin her türlüsü bu kanalda var. Alıyor, diyor ki mesela evet arkadaşlar şu şu sistemi öneriyorum. Ben de kullanıyorum falan diyerek yasa dışı şey yapıyor. Bu durumda kim suçlu olacak? Bir de işin oldu. ben olarak. Aydoğan diyorum. O yaptı diyorum. Bu Yani ben, direkt baktığında ben önermişim. Hiç, hiç, uğraşamam yani hani. O sıkıntılar da Adam beni Twitter'da de. takip bile etmiyormuş. Dövüşeceğim <laughs> Ben Twitter'dan zaten artık iyice sıkılmaya başladım. Yani Birçok şeyde de önce. yapıyorlar. İşte şimdi bu yasa dışı bahislerde de yapıyorlar. İşte şu şu ürün de yapıyorlar. Çok fazla şey de ortaya çıktı. Şimdi işte Polinet'le beraber de zaten işte dediğin gibi gök dilin ve dimemlerin yani gökün de verileri ortaya çıkınca şu anda hani gerçekten Allah. benden daha çok şey bilgisi ortaya çıkmış oluyor. Ben mesela puanlarımı hatırlamıyorum ama o verileri alanlar puanlarımı, doğrularımı, yanlışlarımı da görüyor. Ne yazık ki e, dolandırıcıya kötü niyetli insanlara gerektiğinden daha fazla veriyi sunabiliyoruz. Yani sen ben sunmuyoruz da işte belli kurumlar ihmalleriyle o su, şeyleri sunabiliyorlar, o verileri sunabiliyorlar. Ya ve bari buradan... bunların hepsini toplayıp bir tane şey sistemi Hı. ortaya koysak. Yani bu yapay zekaya soruyorsun hatta bu son 1 2 gündür şey çıktı. işte GPT'ye benim hakkımda bildiklerimle alakalı bir görsel oluştur diyorsun. Onun gibi bir sistem yapalım. Hani sana zaten bütün verilerin elinde var. Öyle bir yapay zeka oluşturalım. Senin bütün verilerini ona yükledikten sonra sen ne yaparsın? Buradaki ne tek önemli şey, şey bu veriler sağlanıyor. Bu veriler birilerinin ihmali yüzünden açığa düşüyor ve burada sen ben zarar görüyoruz. Ve bizi kimse korumuyor. Bizi korumak için koruyacak kimse... hangi Neyini koruyacak? Okay. Yani, sınav Şu andan sonra, sonra da başımız darbeden işte mesela o emeklilerde haklarında e, şey açılan, icra davası açılan insanlarda falan olduğu gibi hiç kimse bu eylem, bu insanın içine katılmadığı bir durumda gerçekleşmiştir kararı veremiyor. Dert bu. Asıl dert bu zaten. Haydi devam edelim. Yine internet kısmına geçtiğimizde Reuters'a konuşan bir yetkilinin açıklamasına göre yani Reuters'tan çıkıyor bu iddia ortak altyapı çalışmalarının hani başlangıç aşamasında olduğu ama artık o yönde ilerlendiğine dair bir durum ortaya çıktı fazlasıyla konuşulmaya başlandı hatta şu anda Türkiye'nin fiber internet altyapısının %78'i zaten Türk Telekom'da bu söylentiler yani 3-4 yıldır konuşuyoruz herhalde 10 yıldan daha uzun 10 yıl olmuş mudur? şey Sayın Binali Yıldırım bu ortak altyapı protokolünü imzaladığından bugüne 10 yıldan fazla zaman geçmiş bile olabilir. Evet, bir de kendisi ulaştı mı Bakanlık nezdinde ortaya çıkmıştı. Burada hı. tabii ki en çok karşı çıkanlardan biri Türk Telekom. Türk Telekom diyor ki ya işte %78'ini ben kendi Türk Telekom karşı çıkmıyor. Türk Telekom şunu söylüyor. Haksızlık olduğunu söylüyor. Haksızlık ben. olduğunu da söylemiyor. Ben diyor bu altyapıyı Türk Telekom'un özelleştirme ihalesi sırasında belli bir süreliğine kiraladım diyor. İşletme haklarını aldım diyor. Yani altyapı benim değil diyor. Ben bunun işletme haklarını aldım diyor. Bu altyapı kamunun altyapısı, devletin altyapısı diyor. Bana ait olmayan bir şeyin kullandırılması için ben şeyde bulunamam diyor. Eylemde bulunamam diyor. Bu ortak altyapı fikri kimden çıktıysa onun şeye... Yani diyor ki Türk Telekom aslında eğer Türkiye'de bir ortak altyapı kullanımına geçilmesi herkes için iyi olacaksa bunu düşünen kişi kurum yani bakanlık ulaştırma bakanlığı bunun nasıl yapılacağını da karar versin diyor. Ve bu yapılırken bana bu altyapı özelleştirip kiralandığı zaman satıldı devredildiği zaman belli süreliğine böyle bir uygulama olacağı söylenmediği için. Benim buradan eğer bir ticari kaybım olacaksa bunun nasıl telafi edileceğini de onlar karar versinler diyor. Yani hmm. ben bunu kullandırtmam. Ben bunu bu Murat Erkan ve Murat Erkan'dan önceki CEO olan, Türksel CEO'su olan Kaan Bey'in ağzıyla kullandırtmıyor diyebiliriz. Kullandırtmıyor diye bir şey yok. Paul Doni yani şu anki CEO'dan Türk Telekom CEO'su önceki CEO ve Türkiye'de internetin ADS'nin ilk kurulmaya başlamasını sağlayan o zamanki özelleştirme sonrasındaki ilk CEO olan Paul Doney bunu çok net anlattı. Şöyle bir örneklandı. Bize ait olmayan bir şeyi satamayız, devredemeyiz, kiralayamayız. Bunun satma, devretme, kiralama hakkı bizde değil. Sahibi bunu satmaya, devretmeye, kiralamaya, ortak kullanımı açmaya karar verirse o zaman bizim aklımızı nasıl koyacağını da şey yapsın Haber dedi. direkt Ümit Önal'ın söylediği söz olarak şöyle bir şey de paylaşılmış abi. Şimdiye kadar neredeyse fiber altyapının büyük bölümünü yapmış bir şirket olarak diğer şirketlerin ortak altyapı taleplerini Türk Telekom'un altyapısına çökme hamlesi olarak görüyoruz. Demek. E söyle tabii bunu çünkü şu anki Türk Telekom'un CEO'su o. Ama ben sanmıyorum ki Ümit Bey'in de genel olarak işe bakış açısı... Hı -hı. Polden, Poldone'den Paul farklı olsun. Yani o da şimdi haklı olarak diyor ki bu şu açıklamada ya diyor bu ATP'yi ben yaptım diyor. Ben yaparken atıyorum Turkcell, Türk Telekom, pardon Vodafone katkıda bulunmadılar. E şimdi ortak ATP'yi benim yaptığım ATP'yi kullanmak istiyorlar diyor. Zaten hani bu söylentilerin artmasının sebebi de o bahsedilen e, altyapı işte imtiyaz ya da kiralama vesaire denilebilecek şeyin 2026'da sona erecek olması. Yani 2021 yılında, 2001 yılında 25 yıllık bir sözleşme yapılmış Türk Telekom'la. İşte hani altyapının işletmesi Türk Telekom'a devredilmiş. Orada da şu var, yenilenecek mi? Sözleşme yenilenme şartları ne? Nasıl yenilenecek Ben bugüne kadar ne Poldo'nun ağzından ne şeyin Ümit Bey'in ağzından biz bu altyapıyı paylaşmayız lafını duymadım. Benim okuduğum hep yapışıyor. şu. Bize ait bir mal değil bu. Bak Ümit Bey o kendi yaptığının da kendisine ait olmadığını biliyor zaten. Onu da devlet adına yapıyorlar. Yapışlet devlet gibi oluyor aslında. Yani, şöyle yani. özelleştirme protokolünde sen bu markayı alıp aldığın zaman yılda şu kadar da bunu büyüteceksin. Altyapı çalışması yapacaksın diye bir şart var. Ha o şartın hepsini uydular mı uyumadılar mı? Ben uyumadılar diye biliyorum. O onların, devletin onların hesap sorması gereken bir hikaye ama... Altyapı, mesela şimdi Türknet bir altyapı yapıyor, Superonline bir altyapı yapıyor, o Türknet'in ve Online'in oluyor. Türk Telekom yaptığı zaman altyapıyı özelleştirme protokolüne uygun bir şekilde kamunun oluyor. Altyapı. O yüzden de adamlar haklı olarak, her ikisi de, her ikisi CEO'da diyor ki biz burada bunun imtiyaz sahibiyiz, kabatasta kiracısıyız, belli bir süveliğine buna sahibiz. Benden diyor. Niçin bunu? Zaten esas sorun şu. İlk imzalanılan e, ortak altyapı protokolünün bir iyi niyet mektubu olarak algılanması gerekiyor bence. Eğer kamu, kamu kimdir? Ulaştırma Bakanlığı'dır. Kamu kimdir? Şu şartlar altında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tebaası halkı için faydalı olduğunu düşünüyorsa Bununla ilgili çalışmalar yaparlar iş tamam ever. Ama o günden beri hiçbir ulaştırma bakanı, hiçbir başbakan, hiçbir cumhurbaşkanı gerçi hiçbir demeyeyim sadece bir tane cumhurbaşkanımız oldu. Cumhurbaşkanı konuyla ilgilenmediler zaten. Hı hı. Ve Türkiye'de şu şartların altında böyle bir yapıda ortak altyapı mümkün görünmüyor. Ben şunu bilsek ortak altyapıya geçildiği zaman Türkiye'deki internet bağlantı ücretleri ucuzlayacak. Mesela böyle bir şey olsa Herkes bunu destekler. Ama şu an kimse bir şey bilmiyor ve her Türksel genel müdürü gerçi şimdikinin ağzından öyle bir laf duymadık. Ben şimdikiyle çok fazla bir araya gelme şansı yakalayamadım. Ama okuyorum yaptığı açıklamaları filan. Ondan bir önceki ve ondan bir önceki hep böyle bir fısıltı gazetesi Fiskos gazetesi. işte bu ortak altyapıyı kim engelliyor ona bakmak lazım. Bu ortak yapıyı bir açılsa biz ne hizmetler veririz bir de onları düşünmek lazım bilmem ne filan filan gibi topu böyle gizliden gizliden hep Türk Telekom'un sahasına atmaktan yanaydılar. Ben bu haberin de yani Reuters'e yakıştırmadım diyemeyeceğim çünkü Reuters genellikle hep adı açıklanmayan yetkililer üzerinden haber yapan bir şey ne derler kurum. Çok böyle doldur boşalt bir haber olduğunu düşünüyorum. Gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Yani bu masa başında yapılmış. Hadi şöyle bir haber yapsana, hadi şöyle bir haber yapayım. Ya bugün işte üç tane haber yapmam lazım. İki tanesini yaptım. Bir tanesini de çünkü ortak altyapı 10-15 yıldır bu ülkede hep konuşulan ve hiçbir aksiyon alınamayan bir konu zaten. Yapılmış bir haber olarak algılıyorum. bütün görevde olan ve görevden ayrılmış CEO'ların ortak altyapı ile ilgili en az bir tane açıklaması var. Vodafone'da da, Türkcell'de de, Türk o Telekom'da da. Evet. O yüzden yine haber yapmak da kolay. Google'a girip yazıyorsun. Karşına takı takır Anadolu Ajansı'ndan açıklamalar düşüyor. Onları birleştirip haberi de yapıyorsun. Ve müşterisi de var. Yani. Çünkü işte ortak altyapı sonucunda Valhalla'ya varacağımız varsayılıyor. Yani tek derdimiz ortak altyapı şu anda. Bak ortak altyapının gerçekleşmesini en çok isteyen Türkcell'in en çok bu konuyu talep eden genel müdürü olan Kaan Bey bile ortak altyapıya geçildikten sonra ne olacağı konusunda hiçbir şey söylememiş tabii. Zaten. Yani fiyat ucuzlayacak mı? Bilmiyoruz. İnternet hızlanacak mı? Bilmiyoruz. Esas sorun şu. Benim anladığım kadarıyla deprem sadece bu işten mi? ha okey. Mesela ortak altyapıya geçilseydik şu Doğu'daki deprem olduğu zaman, iki yıl önce Şubat ayındaki deprem olduğu zaman insanların internete bağlanabilecek miydi mesela? Bunu söyle benim anladığım tek şey şu. Ortak Altyapı'ya geçildiği zaman bu işten TürkSel kâr edecek. TürkSel'in bu işten bir kazancı Türk olacak. Türk Telekom dışındaki hepsi kâr edecek. Şimdi Vodafone'dan o kadar çok duymadım, duymadım bu hikayeyi. O yüzden hani Vodafone'la ilgili bir yani şey Sağlayabileceği, çünkü Ortak Altyapı'ya geçildiğinde işte baz istasyonlarından bilmem, fiber internet bağlantısına kadar hepsinin aynı, tek bir altyapı. Yani %78 karşısında Geriye kalan işte yüzde %22, 22, 22 oluyor değil mi? Yüzde paylaşan bir iki operatör var. Şimdi yüzde 78 alana çıkardığında birini zarar edip diğer ikisinin kar elde etmesi lazım. Bu işler işte bence işin içinde bu özelleştirme protokolü, sonra Türkiye'nin fiberleşme vizyonu vesaire gibi şeyler olduğu zaman sadece Türk Telekom CEO'suna, sadece Türkcell CEO'suna falan bırakılabilecek kadar basit konular olarak gelmiyor bana. Ben şeye hak veriyorum. Ortak altyapıyı kullanmak isteyenlerin böyle bir istiklinin olmasına hak veriyorum. Çünkü niye? Zamanın Ulaştırma Bakanı bunun yapılması gerektiğini söyledi ve bir protokol imzalandı. Üzerinden de 10 yıl geçti. Bir şey olacaksa 10 yılda olur zaten. ortak altyapıya yanaşmıyormuş gibi görünen Türk Telekom'un tavrını da anlıyorum. O da diyor ki ben bana ait olmayan bir şeyi nasıl veririm? Ve ben bana ait olmayan bir şeyi verdiğim zaman özelleştirme ihalesinde bana bunu vereceğin söylenmedi. Benim buradan doğacak olan zararlarım nasıl tamamlanacak? Yani ortak alt geçilsin de en bakkal hesabı öyle söyleyeyim. Türksel, Türk Telekom'un altyapısını kullansın da kaça kullanacak? O paraya nereye gidecek? Yani Türk Telekom'a gelir olarak mı gelecek? Altyapının ayrılacağı yere mi gidecek? Filan filan gibi 50 bin tane dert var. Bu dertleri de çözme görevi bence ne Paul ne Ümit Bey'in, ne bir sonrakinin, ne o tarafta işte Ali Bey'in, ne Murat Erkan'ın, ne Kaan, Kaan Bey'in işi değil. Bunlar böyle aynen protokolün başı. Mesela Binali Bey ne yaptı bakanken? Zorlayanın oturttuğu da o zamanki Genel müdürleri ve hepsine çat çünkü bakın imzalayınca diğerleri de imzalamak zorunda kaldılar bu hikayeyi. Ee, Binali Bey mesela şu an ne iş yapıyor bilmiyorum. Ee, meğer bu protokolü o imzaladı. Ee, Zannederim ki ülkesine hizmet etme aşkıyla dolu bir insandı. Öyle ya. E, şey, Meksika ile ticaret yapan oğlu değil miydi onun? O olduğunu bilmiyorum o beni gemicikli ve filan değil mi o hikayeyi bilmiyorum. Bahçeli bile e, terör örgütü liderinden bahsederken meğer Türkiye hizmet etme aşkıyla bu kadar dolu gelsin böyle yapsın diyor ya. Ben de diyeyim ki o zaman Binali Bey herhalde hala ülkeye hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşuyordur. Ona görev olarak verilsin bu da o da bunun jübilesi olsun mesela. Yani şimdi jübileyi şundan söylüyorum yani adamla bir derdim yok yani severim sevmem ayrı mevzu da. Allah sağlıklı ve uzun ömür versin. Yaşasın da inşallah herhangi bir sağlık derdi falan da yoktur da. Yani kıvılcımı o yaktı ya. Sonunu da getirsin plan neyse. Nasıl yapılacaksa yapılsın bu hikaye. Çıksın hayatımızdan. Ya da yine bineli Bey ya niyet buydu akıbet şu oldu bu gerçekleşemiyor desin. Seveyim ve iş bitsin yani. Hani her iki yılda bir böyle bir ortak aktif ortak aktif falan filan filan. Ya ben bıktım artık ortak. Bana şunu söylesinler kardeşim. Biz ne zaman 49 liraya internet bağlantısı alacağız tekrar? Böyle bir şey ihtimalimiz var mı? Ya 49 liraya... 49 liraya ucuz paket değil miydi? Tüm bu olaylar başladığı zaman. O bilmem kaç milyar doların nerede olduğunu sormayı unuttuğumuz gün. En Türkiye'deki en ucuz internet paketini Türk Telekom 49 liraya, Süper 49 liraya satmıyor muydu? Hatırlamıyorum onu. Yani 49 okay. liraya şu an ne de bilmiyorum. 49 liraya ne zaman bana internet verecekler? Bunu söylesinler. Ben gibi klaneli ilgilenmiyor. Telefon tarafına geçtiğimizde tabii ki yine tanıtımlar devam ediyor. Türkiye'de de son iki modelini gördüğümüz ve artık hani satışları da yapılan Redmi'nin 10 Pro ve 10 Pro Plus modeli de tanıtıldı. Burada önemli tarafı ne? Biliyorsunuz özellikle 9 Pro'dan 9S Pro'ya geçtiğimizde bir işte bu arttırılmış overclocklu versiyon dediğimiz versiyonları da kullanıyordu direkt Magic. İşlemcilerdi. Evet. Biz bunu genellikle Samsung'da işte Galaxy Edition bilmem ne falan diyerek onda görürdük. İlk defa Samsung'dan önce çıkmış oldu ve Snapdragon 8 Elite Extreme Edition olarak geçen işlemcileriyle beraber ortaya çıktı. Yine tabii ki Red o aynı tasarım dilini kullanma durumu burada da devam ediyor. Ekran 6,85 inçlik QHD Plus diyebileceğimiz 2000 nitlik 144 Hz'lik bir AMOLED ekran. 12 GB RAM, 256 512 depolama, 250 bir tane 2 megapiksellik arka kamera, 6500 mAh, 80 wattla şarj eden bir sistem ve tabii ki Snapdragon 8 Elite'in getirdiği Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 desteği ve Android 15 tabanlı Red Magic OS onu kullandığını görüyoruz. Pro Plus'ta ise Ekran yine aynı şekilde devam ederken 16 GB ve 24 GB RAM, 512 ve 1 TB depolama alanına çıkıyor cihaz. Bataryası 7050 mAh, 120 wattla şarj edilebilecek bir sisteme yükseliyor. Temel farkları bu. Çin'deki fiyatlarını dolara çevirdiğimizde 12 256'lık versiyonu 735, 12 512 GB'ı 805 dolar. Pro Plus'ta 16 16512 830 24 1 TB 130 bir de 24 1 TB'lık Golden Saga yine Çin'e özel bir sürümü var. O da 1327 dolara. Oyuncunun da oyuncusu sürümü değil mi? Büyük ihtimalle Şimdi, bunda altın detaylar Red Magic falan var. markası arkadaşlar bazen karıştırıyorlar. ZTE'nin bir markası zannediyorlar. Nubia'nın bir markası zannediyorlar. Yani Nubia ZTE'nin bir markası da Red Magic'in de işte oya bağlı. Red Magic oraya bağlıydı. Sonra Nubia'dan ayrıldı. Black Shark'ın Ş miden? ayrılması gibi. A aynı öyle ayrılması gibi. Ve burada ayrılma hani bir operasyonel ayrılık olarak değil. Gerçekten şu anda farklı bir ekip tarafından yönetiliyor. Ve o ekip Türkiye'de işte iki tane üst üste telefon sattı. Türkiye'de bir ofis kurmadan bilmem ne yapmadan falan bunu becerdiler. Videonun başına gideceğim. Arena Nubia'yı Türkiye'ye getirip Vodafone'la telefon satıp başarısız olurken Nubia'dan ayrılan Red Magic kendisi Türkiye'de başarılı oluyor. Niçin? Adamlar ürün satmayı biliyorlar, ürün pazarlamayı biliyorlar. Biz hardware plus olarak Red Magic markasıyla doğrudan görüşüyoruz. Ee, sağ olsunlar oradaki arkadaşlar yani geçmişte ZTE'de çalışan ZTE Çin'de çalışan ve Türkiye'de hardware plus'ı bilen arkadaşlar arasında şu anda Red Magic markasını yönetenler de olduğu için ve bir iki farklı işte Anker falan gibi şirketin üst düzey yöneticileri de Red Magic markasında çalıştığı için benim Red Magic markasıyla doğrudan bir kontağım var. Nitekim işte bizim Kerem'in, Erdi'nin filan da hani bu bizim kontağımız sayesinde Red Magic'le doğrudan kontakları oluştu. Vesaire vesaire. Tekno'daki başka bir iki tane arkadaşım da. Ben bu Red Magic 10 Pro ve Red Magic 10 Pro Plus'ın duyurusu yapıldığında Çin'deki kontaklarımıza mail attım. Bu ürünler Türkiye'ye gelecek mi? Satacak mısınız? filan diye. Henüz herhangi bir cevap alamadım. Ama tahmin ediyorum ki bu iki modelden bir tanesi Türkiye'de satılır diye düşünüyorum. Bana da. Yani ee, artık geliyor e, Red Magic olsa... markası yılın son döneminde yani bu içinde bulunduğumuz dönemde Kasım'ın başı gibi bir oyun tableti Türkiye'de satmakta istiyordu. Yani o iki cep telefonundan sonra bir tane de oyunculu ve özel bir tablet satmak istiyordu. Çok iddialı oldukları Çin'de bir modeli getireceklerdi. Ama anladığım kadarıyla Red Magic ürünleri yani ilk gelen iki tane ürün Türkiye'de onların satış beklentisini galiba karşılayamadığı için tabletten şey yaptılar. Vazgeçtiler galiba. Nova diye tablet çıkardılar zaten. Ama bu şeyleri 10 Pro seviyesinden en az bir cihazın şeye Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Ben şu anki hiçbir şey bilmeyen halimle. Umarım gelir. yani En azından o oyuncu ee, telefonları kısmında çünkü fiyatları da iyiydi bence. hem 9 Pro'nun, hem 9 s Pro'nun da fiyatları iyiydi Türkiye'de. Ya o da işte insanların şeyi anlaması lazım. Yani bu telefonlar çok özel telefonlar. Özelden kastım iyi bilmem ne falan. Yani hani hep bu örneği veriyorum ya işte this boots are made for walking. Yani bu botlar yürümek için yapıldı. Bu telefonlar oyun oynamak için yapılmış telefonlar senin burada ağırlık, hafiflik, iyi fotoğraf çekiyor, çekmiyor filan filan gibi dertlerin olmayacak. Üzerinde tetikleri var. Sen eğer atıyorum laptopunu oyuncu laptopu olarak alıyorsan, öyle oyuncu laptopu aldığın zaman da ağırlıktan bilmem neden filan feragat ediyorsun ya, mobiliteden feragat ediyorsun ya, telefonunu da oyuncu telefonu aldığın zaman bir şeylerden feragat edeceğini, laptopunu aldığın zaman ama daha hızlı oyun oynamayı, daha iyi oyun oynamayı garanti ediyorsun ya, Burada da bir şeyle ve kazanacağını bile ve kalman gibi Şimdi şu olursa eğer ben çok hafif bir telefon kullanmak istiyorum deyip gidip Red Magic alırsan olmaz. Ben çok kibar bir telefon kullanmak istiyorum deyip Red Magic alırsan olmaz. Ben kamerası çok çok iyi olan bir telefon istiyorum deyip Red Magic alırsan olmaz. Bunu niye söylüyorum? Bizim Red Magic videolarının altında işte kamerası işte bunun yeme fiyatına satılan telefonun kamerasıyla aynı diye yorum var mesela. Yani bu yorum yok da bir arada. buna benzer yorum var. Abi o zaman bunun yev fiyatına satılan oyunun telefonun oyun performansıyla da bunu kıyaslı o zaman hmm. kıyaslayabiliyorsun oturduğun yerde. Yani artık insanların bunu öğrenmesi gerekiyor. Nasıl ki sen e, sadece Excel kullanmak için gidip bir tane Monster'ın en pahalı cihazını, Asus'un ROG seviyesinin en pahalı cihazını, HP'nin Omen'inin en pahalısını almıyorsan burada da Tetris oynamak için gidip Black Magic almayacaksın ama Red ben, Magic. pardon Red Magic almayacaksın. Ama ben PUBG'de uçarım, kaçarım, öterim, herkese karşımda dize getiririm. PUBG ne ola ki? Öbür oyunların da altından girer çıkarım diyorsan, derdin buysa o zaman işte bu botlar senin oyun oynamanın için yapıldı diyeceğiz. Söyleyecek başka bir hikaye yok. Maalesef ki. Yani o algı maalesef çok fazla Türkiye'de olmuyor ama biraz daha fazla kişinin ilgisini çekebilecek. Xiaomi cihazlarında da HyperOS 2.0 güncellemesi için Xiaomi Global kendisi zaten açıklama yaptı ve ROADMAC ve Legion doğrudan kendisi açıkladı bunu. Öyle mi bu bilgiyi? Legion da şey Ben direkt şeyden gördüm en azından. Xiaomi'nin kendi şeyinden gördüm. Legion da zaten tabii ki açıklamıştır. Ve buradaki bilgiye göre Kasım ayında Global versiyonlar bunlar. İlk bir Çin'i duyurmuşlardı. Şimdi Global duyuruldu. Kasım ayında Mix Flip 14T Pro, 14T, 14 Ultra, 14, 13T Pro, Redmi Note 13 serisinin hepsi, Poco F6 Pro, X6 Pro, X6 ve M5 Pro gibi globalde çok fazla sattığı cihazlara ilk güncelleme dağıtımı gelecek. Aralık ayında ise Xiaomi 13 serisi 13T Kasımda o Pro'su, Aralık'ta 13T, 12T serisi, 12 serisi, 11 serisi Redmi Note 12 ailesi, Poco F6, M6, F5 Pro, F5, X4 GT ve F4 GT gibi belli başlı cihazlara gelecek. Bunların arasında bazı tabletler de vardı ama... Ben baktım, ben buraya... dün yoktu, şimdi seans önce baktım, henüz gelmemiş. Öyle ya, benimkine de gelmesi gerekiyor mu 13T Pro'ya? Evet, 13T ya. Pro Kasım ayı içerisinde Kasım görülüyor. Kasım'dayız işte, nerede yani? yani yok gelmemiş de. Daha. daha Kasım bitmedi, ayı içerisinde diyorlar. Bakalım, e, bizim elimizdeki şeylere de bakarız, cihazlara da bakarız hangilerine gelmiş hangilerine gelmemiş vesaire diye. Ama böyle bir sistem var tabii ki burada tarihler değişebiliyor. Aynı dağıtmaya başlıyorlar işte onu yerelleştirmesi falan derken şöyle mi Türkiye'nin elinde mi bilmiyorum. Ben Bazı bilmiyorum. markalarda Türkiye dağıtımı Türkiye'nin elinde oluyor. Bazıları yurt dışına direkt bağlı oluyor. Buradaki durumu tam olarak bilmiyorum ama en azından Xiaomi'nin açıkladığı durum bu. Apple tarafına geldiğimizde Gelmiş mi? Yok şu an. Mevcut gün iPhone... güncelleme yok gibi. Hala gelmemiş. İki dakika oldu. Hala gelmemiş. Biliyorsun yani. güncelleme bir yandan böyle bakıyorlar. İki dakikada bir falan. Ben de bazen geldiğini duyunca <laughs> şey olarak bakıyorum. Evet. iPhone tarafında da biliyorsunuz bu son bir yıldır özellikle Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin bazı kurallarıyla beraber bir genele açılma. işte o kapalı kutu olması durumunun dışına çıkmaya başladığını görüyorduk. Ve Apple Intelligence'ın in ChatGPT entegrasyonu olduğunu hatırlarsınız. Ama Şimdi de Google'ın işte aramayı getirmesi vesaire gibi durumların dışında e, Gemini dedikleri kendi yapay zeka sistemi de Google'da daha doğrusu iPhone'larda Google'ın yapay zeka sistemi iPhone'larda App Store'a App Store'da yayınlanır. Normalde şu anda vardı. Nasıl oluyordu? Google'ın uygulamasına girdiğinde yukarıdaki o Google aramayı Gemini'ye çevirdiğinde sorularını Gemini'ye sorabiliyordun. Ama Gemini uygulamasını indirip kullandığınızda bu sefer işte sesli konuşma Türkçe desteği zaten var Cemine'ye sorunsuz bir şekilde hatta teknik açıdan en güzel Türkçe desteğini şu an ChatGPT ile Google kullanıyor bildiğim kadarıyla. Bunu kullanabiliyorsun. Ücretsiz olarak kullanabiliyorsun ama aylık 750 lira veririm diyorsa o advanced ile beraber sadece Google'ın o 2 terabaytlık veri vesaire gibi onlar bir paket olarak sunuyor. Ona da geçiş yapabiliyorsun. Google'da zaten Android'de kullanılmaya yeni Türkçe olarak kullanılmaya başlanmıştı. Google'a da daha doğrusu iPhone'a da geldi. Ama arkadaşlar şuna dikkat edin. App Store'a Gemini yazdığınızda bir tane yine Gemini isimli farklı bir e, yapay zeka ilk başta öneriliyor. Gemini by Google olması lazım tam adı. Onu indirmeye dikkat edin. Gemini kullanmak için farklı bir sistemi kullanıyor. Olmayın. Bu da aklınızda olsun. Yani artık Google'da daha doğrusu Apple'ın diğer servislere, diğer şeylere normalde çünkü bu 2-3 sene önce olsaydı bu yapay zeka atılımı ChatGPT dışında, bir de cloud dışında falan büyük ihtimalle hiçbirine özellikle Google'a çok fazla izin vereceğini sanmıyordum. Ama şu an isterseniz bir de yandaki o tuşa atama falan yaparak Gemini'yi direkt iPhone şey kullanıcılarına müjde diyelim. Samsung'un da biliyorsunuz şu akıllı yüzük hikayesi vardı Galaxy Ring'i duyurmuştu ve Türkiye'de de satışa çıktı. Beklediğimden iyi fiyata satışa çıktı. Türkiye'de de yani yurt dışında 400 dolardı, Türkiye'de de 13 bin liraya yani hemen hemen denk 400 dolar önerdiğisi aynı fiyata. Satışa çıktı. titanyum Siyah, gümüş titanyum ve altın titanium renk seçenekleriyle beraber ön siparişi açıldı Samsung'un sitesinde. 18 Kasım'da da teslimatlar başlayacak ama merak edeceğiniz bir konu var biliyorsunuz bu yüzük ölçüleri önemlidir şöyle bir durum var eğer yüzük ölçünüzü bilmiyorsanız sipariş ettiğinizde size bir e, ölçü kiti gönderilmesini sağlayabiliyorsunuz yani far, e, şeyin Galaxy Ring'in destekledikleri ölçülerde büyük ihtimalle plastik olarak bir set geliyor. O seti deniyorsunuz. Hangisi parmağınıza uyuyorsa onu siparişlerin bölümünden işaretlediğinizde size o versiyonu en kısa sürede ücretsiz mi geliyor bu kit? kit yani büyük ihtimalle şöyle. Sen sipariş verip işte 13.000 lirayı verirken kit istiyorum diyorsun. Büyük ihtimalle 18'i beklemeden sana hemen o kit yollanıyor. İşte 13 bin ve fiyat sabit mi kalıyor kit istiyorum deyince acaba üst o ücretsiz mi? O yüzük ücretsizdir. Hadi bakalım. Yani i̇ş, ona da, iş mi? Çünkü ya şimdi denerim hatta birazdan olmadı şey oluyor mu diye ama Böyle bir e, durum da var. Ya da sen kendi yüzük ölçünü biliyorsan zaten yüzük takıyorsan oradan ben bu ölçüyü kullanıyorum. Ee, alır, alacak olan, sipariş verecek olan arkadaşlar çıkacaktır. Ürün elinize ulaştığı zaman lütfen bizi de haberdar edin. Yani fonksiyonel bir ürün mü? Alırken ki beklentiniz neydi? Bu beklentinin ne kadarını karşıladığı? Yüzük şarj etmek nasıl bir e, duygu? Gerçekten olmaz artık. Her şeyimizi şarj vesaire ediyoruz. Vesaire gibi bizi de bilgilendirin lütfen. Çünkü bence gerçekten çok değişik bir ürün ama böyle şimdi dışarıdan bakar baktığım pozisyonu bana hiçbir şey vaat etmiyor. Zaten ilk yüzük değil. Geçmişte başka bluetooth ile çalışan yüzükler vardı dünyada. onlar da çok fazla bir şey ifade Bu etmiyordu. Bu sağlıkta da biraz daha önde ama de... zaten saatler de gelişti işte bak o yüzden söylesin arkadaşlar mutlaka alanlar olacak dövülerinde bizi de bilgilendirsinler eksik kalmayalım yakında şey de çıkar zaten hani Türkiye'de de bence Avrupa'da belki ya Amerika, Amerika, tam daha buna uygun da evlenme teklifini Galaxy Ring etli falan onları Samsung da yaptı ve zaten işin işi iyi için e, yakında Pierre, evlenecek influencer var mı acaba şeylere? için Türkiye'de de yaptığı da bulurlar bir iki kişi ve öyle yapıyorlar evlenin falan diye bulunur Apple'dan devam ettiğimizde biliyorsunuz bu Apple'ın AirTag dediğimiz bir sistemi var. Gerçi bunu Samsung'u SmartTag diye de var. Farklı farklı firmalar direkt her iki sisteme de uyumlu bir şekilde üretiyorlar. Sadece Apple'ın AirTag'i sadece Apple'larla uyumlu. Samsung'un SmartTag'i sadece Samsung'la uyumlu. Yani Android cihazlarla da kullanamıyorsunuz en azından sahiplik olarak. Burada da iOS 8.2 beta ile beraber biliyorsunuz konu paylaşım özelliği gelmişti. Yani en azından belli başlı firmalara, yerlere işte bir bavul kaybetme, çantanızı kaybetme gibi durumlarda siz kendiniz istekli olarak o firmayla paylaştığınızda daha çabuk bulunmasına öncülük ettiğiniz edebileceğiniz bir durumdu. Bunu şimdi Apple'da yaptığı duyuruyla beraber birçok hava yolunu dahil etmişler. Türk Hava Yolları da buna dahil. Yani olur da siz bir Airtag kullanıyorsanız ve işte valizinizde bunu konumlandırıyorsanız herhangi bir şekilde valiz kaybı durumunda Türk Hava Yolları ile paylaşımı yaparak Valizinizin Türk Hava Yollarının da daha kolay bulmasını sağlamanız ya da en azından o bildirimi yaptığınızda büyük ihtimalle şey hakkı da veriyorsundur. Hani durumu senden çıkıp Türk Hava Yollarına geçtiği konusunda da bir e, sistemi de hizmete sunuyorlar. Yani en azından Türk Hava Yollarının bunda başta girmesi bazı tüketicileri tercih etmesi için olacaktır ki en büyük adımları bu ücretsiz internet hizmetiydi benim gözümde. Çünkü daha ona hiçbir firma vermiyor. Ya şimdi şu işi yemeyecek mi? Önemli olanı. Mesela benim yakın zamanda başıma gelen bir hikaye var. Ben yurt dışından Sabiha Gökçen'e uçtum yaz sonunda. Ve 3 saat bagajımızın gelmesini bekledim. Bir tane bavulun gelmesini bekledim. <laughs> Orada 7 saatte bekleyen insanlar vardı. Adam şey diyordu ben Lüksemburg'dan geldim. 4 bavulumuz vardı, 3'ü geldi, bir tanesini bekliyoruz falan diyordu. Gecenin bir saatinde. Ben saat 10 gibi indi uçağım. 1.30'da mı ne ancak çıkabildim dışarıya havalimanından. Ve o sırada benimle aynı uçakta gelen insanlardan bazıları benim bavulumda AirTag var ben takip ediyorum işte daha önce 500 metre ileriden görüldü şu anda tam altımızda yani bizim o hani bandın Hı. tam altında şu anda bavulum burada filan diyen hanımefendiler vardı. Ve hanımefendiler Sabiha Gökçen yönetimini işte iki saat boyunca muhtemelen benim bavulum da onların önemesinden aynı uçakta olduğumuz için. Niye iki saat o bavulun orada durduğunu ve şeye verilip rampaya verilip banda gelmediğini uğraştılar. Oradaki üstteki yöneticiler diye şunu söylediler. Üst art ayrı biz alta karışamıyoruz bilmem ne filan diye. Ve yaklaşık 3 saat boyunca bantta hep aynı bavullar döndü ve yeni bavul akmadı. Biz de böyle bekledik. Şimdi böyle bir durumda eğer bu işleri kolaylaştıracaksa yani kolaylaştırmaktan kastım ee, kimsenin kimseye bir şey söylemesine gerek kalmadan insanların orada 3 saat bavullarını beklemesini, bir başkasının 7 saatli gelen, gelmeyen 4. bavulunu beklemesini eğer şey yapacaksa, sağlayacaksa bu bir hizmet demek. Yok sağlamayacaksa bu o zaman ne yapalım? Türk Hava Yolları ile bilmem ne anlaşması imzalamasının. Yok, bu zaten hani birçok firmaya verilmiş aralarında. İşte Apple'ın herhangi bir de... hava yolu şirketiyle herhangi bir anlaşma imzalamasını bana şey yapmıyor fayda yani olarak göstermiyor yani bilmiyorum. Bence onu hızlandırması lazım. Yani en azından bazı durumlarda gerçekten bu Türk Hava Yolları da değil hani. Herhangi bir havayolu şirketi. Zaten bu valiz işi yana, havayolu şirketine bildiğim kadarıyla eee e, havalimanının içinde bulunan yer ve şirketlerinden bir tanesinin sorumluluğunda oluyor Değişebiliyor zaten. Değişebiliyor durumlar şartlara göre ama bu büyük ihtimalle şeydi hani tüketicinin ya daha doğrusu e, o hava yolunu seçen ya da işte valizini bekleyen senin gibi ben şükür şimdiye kadar hiç valiz sorunu ya da valiz bekleme sorunu karışma sorunu yaşamadım. 50 dakikadaki yoldan uçtum 3 saat şey bekledim. bekledim bunu işte. kesinlikle hızlandırabilecek bir yöntemdir. En azından hava yolunun da bunu görüp süreci hızlandırma için umarım işine yarar. Göreceğiz ama böyle bir sistemde zaten AirTag'in mantığı da birazcık buydu. Şey yapanlar da var işte arabasını tutanlar falan da var. Hani başına bir şey gelirse e, oradan e, kullanalım vesaire diye. Bakalım Bizim arabayı çalan Meksika sınırında. E tabi nerede olduğunu görüyorsunuz. Biz mesela iki tane al, üç tane mi aldık? İki tane almıştık. Luna ile Adolf'un şeyleri tasmalarında dursun ne olur ne olmaz diye. Adolf tasma takmayı reddeden bir insan olduğu için onu da biz işte yurt dışına giderken valizlerde kullanıyoruz. Luna'nın ikisi kalıyor en azından o alışkın olduğu için. Yine bir ceza kesme haberiyle beraber sonuncu e, cuma rapor haberimize geçiş yapalım. KVKK. Twitter'a yani aslında X'e ceza kesmiş. Ben de bunu mesela bizim siteden görmüştüm. Sevgili Onur ve ekibin haberiyle beraber. KVKK'nın belirttiği duruma göre hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ve işledikleri amaçlara bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma ilkelerine aykırılık teşkil ettiği için bir ceza kesilmiş. Ve bu ihlaller sonucunda 1 milyon 470 bin TL niye TL yazıyor? Bunu dolar olarak yazar bak 42.780 dolarmış. Daha kolay söylemesi. 42.780 dolara bir ceza Bence bu işte. Facebook'a, Twitter'a her ay kafadan bir 42 bin dolarlık ceza gönderebilirler. Yani hani ama olan alması işte. işte. alması KVKK alabiliyor mu? Biz daha önce BTK'nın kestiği cezaları ve alamadığını KVKK şahit şey oldu. diye paylaşsa ya bir de e, ya da BTK paylaşsın. Şimdi bu e, gelir idaresi şeyi vergi yüzsüzleri çıkardı ya bir de ceza yüzsüzleri gelsin. İşte bu zaten Musk'ın işte kabineye de bir şekilde giriyor olması da falan baktığımız zaman Twitter'ın el değiştirme hikayelerinin filan da hatırlarsın. O zamanlar ben bunu söylüyordum. Yani Musk'ın Twitter'ı almasının kendi fikri olmadığını, bir el değiştirmenin gerektiğini filan burada Cuma raporunda konuşmuştuk. Şu şartlar altında Trump kabinesinde görev yapan Musk'ın şirketini Türkiye'deki hiçbir kurum posta koyamaz. Hiçbir kurum afişir de edemez öyle. Bu adam bize cezasını vermiyor bilmem ne filan diye de şey de yapamaz. Dostum Trump var çünkü işin içinde. Ee, ve dost Trump, dost Trump'la dostumuzun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Kafamı bozmayın ekonominizi dedi. Atarım dedi. Uh -huh. Öpe ve atarım dedi Kere ve ekonomimizi dedi. Nitekim öptü de yani. Hani <laughs> Bronson hikayesi var. Bronson'a için yazdığı mektubu gazını alamamış. de New York'taki Trump Towers'ın girişinde sergiliyor. Çerçeveletmiş etmiş asmış mektubu oraya. Ben dostum Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir mektup gönderdim diye gururlu orada sergiliyordu o mektubu. Şimdi ee, ne yazık ki bu Trump gibi işte Musk gibi insanlar dünyanın başında bela ee, ve bu beladan artık kurtulma şeyi yok e, şansı yok. Ee, ama ne yazık ki daha da kötüsü bu bela sadece Amerika'da gördüğümüz bir bela yöntemi değil. Şu an dünyanın çoğu ülkesinde e, güçlerin kendi elinde toplanması gerektiğini düşünen e, işte atıyorum hani her şeye müdahale etme hakkını kendinde gören. Her şeyin en iyisini bildiğini Haklı. savunan insanlar ve oy alıyorlar ve sandıktan onlar Şimdi, yönetici olarak çıkıyor. Aklıma şey geldi, şey diye paylaşım yapmış sanırım ya da bir açıklama yapmış. Amerika şartlarında bir başkan maksimum iki kere seçilebiliyor. Yani bu Trump'ın bir dahaki durumda herhangi bir şekilde aday olamayacağı anlamına geliyor. Görev süresi bittikten sonra artık resmileşti çünkü Trump'ın kazandığı sadece tam aynasıyla göreve başlaması sene başını falan bulacak. <laughs> şey diye bir e, cümle söylemiş anladığım kadarıyla. E, bir daha böyle bir hizmet yapamayacağım için e, üzgünüm ama halkın çoğunluğundan böyle bir istek olursa bunu çözüm yollarını araştırırız. Tabii araştırırlar. Dünyanın her yerindeki her lider Nasıl bir koltuksa o koltuk. Soğuk Oturduktan sonra kalkmamak için şey yapıyor, savaş veriyor günümüzde yani, böyle bir hikaye belki var. Belki o zaman bir telefon görüşmesi, ee, bir mektuplaşma olur bizimkilerle. Üçüncü kez oturması için bizi desteğimize falan ihtiyacı yok. Destek için değil, hani nasıl yap yapılıyor diye. Halk, ardında bu halk desteği varken şey yapar tabii. Trump'ın diğer başka bir özelliği de şu. Bugüne kadar Amerika'da iki kere görev yapan, iki dönem görev yapan çok fazla başkan var. Hı hı. Üst üste, ee, Arayla iki kere seçilen ilk, ilk başkan. Bu Amerikan tarihinde daha önce yani ilk önce beğenilmeyip görevden alınan sonra tekrar görev verilen başka bir başkan yok. O da işte şu anda böyle all star takımına benzer kendince bir şey kuruyor. Kabine kuruyor. Mesela dışişleri bakanı olarak atadığı beyefendi de pandemi döneminde mikropları göremediği için sanırım mikropların gerçek olduğuna inanmadığını söyleyen ve işte el yıkamasına gerek olmadığını düşündüğünü beyan eden bir muhtemem. Yani ilim ve irfana doymuş bir kişilik olarak şey yapabiliriz, neler algılayabiliriz. E Trump da emlakçı işte yani. Şimdi mesela Türkiye'deki emlakçı Nasıl işte ben bunu 3'e değil 5'e itelemem de kendi komisyonumu alamam bilmem ne filan diye şey yapıyorsan. Trump da işte biz burada nasıl insanların elinden bu mülkü alırız da buraya 100 katlı başka bir gökdelen çıkarız filan hesabını zamanında kurmuş. Bir adam yani şey bu para konuşuyor hikayesi. Ee, Musk'ın da zaten ondan çok fazla bir şeyi yok farkı yok. Ee, şeyi kuruyorlar kabineyi kuruyorlar. Ee, bizim de dostumuz yani hani şey yapacak bir durumumuz yok. İnşallah bir daha bizim ekonomiye şey yapmaz. Hep evet, bir kere ekonomimizi daha mı daha edebilirim dedi. O günden beri beni doğrultamıyoruz zaten. Yani bundan sonra ne yapabiliriz bilmez. Falan da Ama bakın. keşke KVKK Twitter'e kestiği bu 42.780 dolarlık cezayı ki Twitter için çok küçük bir para bu. 42 bin yani genel olarak sadece Twitter değil yani hepsi için dolarla çok, işlem çok. yapan herhangi bir şirket, şirket için dediğin çok insan çok küçük için bir de para yani Twitter'in şey, Twitter'ın kaç günlük Türkiye'deki geliri bilmiyorum bunun şey olduğunu reklam satışları da görüyorum ama çok küçük bir türü diyorum ya bence her platformu ay başında kafadan bu cezalar kesilip gönderilebilir ve altı bir şekilde doldurulur çünkü benim biliyorsun bir görüşüm var bu big tech şirketlerine verilen cezanın çoku yoktu diyorum ben her verilen ceza azdır Yeter ki tahsil et ve çok istiyorum ki hazine bakanımız bu konuyu el atsın. Ama hazine bakanımız zaten böyle büyük şirketlerle, zengin şirketlerle, zengin şirketlerin yöneticileriyle falan değil. Vergiyi tabana yaymakla meşgul olduğu için onun da gözünden kaçıyor anladığım kadarıyla bu hikaye. Eğer herhangi bir kurum, herhangi bir devlet kurumu, bu rekabet kurumu olabilir, KVKK olabilir, BTK olabilir teknoloji şirketlerinden herhangi birisine kestiği cezanı yı, tahsil edebildiğini duyurursa biz Cuma raporunda bu bilgiyi insanlarla paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Deyip şeyi bitirelim. E, 337. Cuma raporunu bitirelim. Evet. Önümüzdeki hafta Cuma raporunda ben yokum. E, sen teksin ya da işte Yıldıray'la programınızı denk düşürebilirsiniz. Belki Yıldıray'la şey yaparsın, çekersin. Ama Yıldıver'le olmuyorsa e, tek başına olacaksın. Ben İtalya'da olacağım Cuma günü. Gerçi senin Cuma raporunu çektiğin saatlerde e, dönebiliyor muyum da ama yetişme şansım Çok mümkün dersiniz. değil. Yani bu saatle bir sonraki hafta yani e, 38. 38. Cuma raporunda Aydoğan veya Yıldızver ile 39. 339. Cuma raporunda da tekrar Allah kısmet ederse ömür verirse Aydoğan'la birlikte karşınızda da oluncaya kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.